Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Başım ağrıyor. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Birkaç dakika bekleyeyim. İlacı koymamıştım, şimdi koydum. Günaydın hocam. Günaydın. Ders konunca size şey mi geliyor? Mesaj mı geliyor? Şu saatte ders konu diye. Yok hocam, gelmiyor. Ben takip ediyoruz biz. Koyuyor musunuz? Siz öyle bakıyorsunuz ders saatinde. Günaydın hocam. Günaydın. Nereden koşup geldin lan? Nefes nefesizin. Günaydın hocam. Hocam, referans için Müslüm Hoca dönüş yaptı bana. Başvuracağım şeye, Von Karman'a. Tamam, güzel. CV ve transkript istemiş. Ben de yaptıklarımı falan yazıp yolladım. Transkriptimi yolladım. Tamam. Konuşayım ben onu da. Olur. Yani ben de yazdım böyle yaptıklarımı. Şiliren falan ne yaptıysam. Tamam. Herhalde beğenir. Katılım devam ediyor. Sınav haftası hocam, belki olmayacaktır diye düşünmemişlerdir belki. Tık 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 düşüyor şey gibi. Sayaç gibi düşüyor böyle, pıtır 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 artıyor şey gibi. Neye benzer ya, böyle olur ya filmlerde. Rakam tek 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 yükseliyor. Borsadaki gibi mi? Şu anda biraz durdu. Demin yükseliyordu. Şöyle, bu senin tekrar dersin mi? Evet hocam. Başka kaç tekrarın var bundan başka? Başka yok. Başka yok mu? Bundan niye tekrar ettin sen ya? Ben geçen sene çok dersim vardı. Vaktim olacak gibi değil. İyi yapmışsın. Tamamen. İyi yapmışsın. En yüksek kredili ders bu değil mi? Onlardan biri. Bu ders hocam 6 kredi. Laboratuvarlar haricinde. Yedi kredi çünkü laboratuvar. İyi yapmışsın. Yani bu ders sen geçer mi geçmesin? Aynen. Sadece çok dersim vardı. O yüzden. Aldım, iyiydi. İyi de iyi yapmışsın. Bu dersi cecele geçmek veya tedeli geçmek, yani hayal olan birisi için hoş bir şey değil. On dörtte takıldık herhalde. Bu kadar kalacak herhalde. Şu anda sınavınız var mı? Şu anda bir sınav yok mu şu anda? Şu an yok hocam. Girdik saat 9'da. Evet, kramçıkları bitirdik. Ondan sonra şimdi şeye başlayacağız yavaş yavaş. Hep bir boyutta analizle gidiyorduk. Boyut sayısını arttıracağız. İki boyutu doğru çıkacağız. Tam arttırmadan önce bir boyutlu yapılan analizin son hali. Bir cisim var. Bir oda içerisinde herhangi bir yerde. Isınmaya ya da soğumaya bıraktınız. Cisim çok iletken bir cisim. Cisim içindeki iletim direnci. Dış tarafındaki taşınım direncinden çok çok büyükse, şey küçükse herhangi bir cisim.
bir şey çiziyor musunuz şu an ekran paylaşmanız? Paylaşacağım evet. Tamam. Geldi. Yani bir cisim alalım. Kötü oldu. Herhangi bir cismi alalım. Küçük bir bille olabilir. Biraz da onun gibi bir şey çözeriz. Bunu herhangi bir ortam içerisinde soğumaya baktınız. Diyelim. Cismin sıcaklığı T cisim diyelim. Ortam sıcaklığı T soğuk olsun. Şimdi cismin neyini biliyoruz biz? Initial temperature'ını biliyoruz. T initial temperature'ını biliyoruz. Yani belli bir sıcaklığa kadar ısıttık diyelim. Bir fırın içerisinde bir küreye koyduk. İşte 200-500 derece kadar ısıttık. Ondan sonra onu başka bir ortama götürdük. Soğuması için bıraktık diyelim. Dolayısıyla ben burada neyi biliyorum? Ben cismin ilk sıcaklığını biliyorum. Çevre sıcaklığını biliyorum. Ondan sonra bu cisim bu aşamada soğurken ne yapacaktı? Cismi sahip olduğu enerji yani entalpisi ve iç enerjisi dışarıya doğru sızacaktır. Böyle dışarıya doğru sızacaktır. Bu cismin içerisinde bir iletim gerçekleşecektir. Q conduction gerçekleşecektir. Niye yazmadım ama? Q conduction gerçekleşecek. Bu içeride iletimle ta nereye kadar? Daha cismin merkezinden daha yüzeye kadar iletimle gerçekleşecek. Ondan sonra merkezden dışarıya da ne yapacaktır? Bu taşınımla gidecektir. İşte dışarıdaki havayı her yönden. Havaya temas ettiği bütün yüzeylerden. Dışarıya, yani bunları böyle çizdim. Saçmaladım. Paralel olmuş gibi olur. Saçmalarız. Bunu yapmayalım. Yani bir ok koyalım madem. Buradan şey taşınacaktır. Havaya taşınacaktır. Ondan sonra yani şurada bizim Q convection olacaktır. Buna ait direncimiz de şu olsun. Şu R conduction. Şurada da R convection direncimiz olsun. Şimdi şu cismin soğumasını şöyle bir hayal edelim. Ne diyelim? Şu cismin R convection direnci küçükse veya çok küçükse conduction direncinden ne olur? Ya burada herhangi bir dirençle karşılaşmıyor enerji. Cismin içinden gelir ve yolunda ne yapar? Devam eder gider. Cismin içinde ben belirgin bir sıcaklık farkı gözlerim. İşte merkezi sıcak, dış çevreye doğru soğuyan cisim için düşünüyoruz. Isıtılan cisim olsa tam tersi olacak söylediklerimin. Soğuyan cisimin algısı daha kolay. Böyle diyelim. Cismin merkezindeki sıcaklık ve cidarındaki sıcaklık hatta yüzeyindeki sıcaklık arasında bir fark oluşturacaktır. Buradaki iletimle cismin yüzeylerine kadar iletimle gelen enerji tam yüzeyden sonra gemilere binerek o taşınımla ne yapacaktır? Başka ortamlara gidecektir. Eğer konveksiyon direnci çok küçükse yani şuradaki taşınım çok çok iyiyse bu cisim işte bir taşınım katsayısı yüksek suyun içerisinde bilmem nerede soğutuluyorsa H büyükse yani şu cismin gemilere binmesinde problem olmayacak akışkana yani enerjinin akışkana aktarılmasında problem olmayacak. Dolayısıyla buradan gelen geçecek şu limanda bir birikme olmayacaktır. Hani şurası merkez bir kapı diyelim limana giriş yaptık. Limandaki araçlar eğer şuradaki yüklemede problem olmazsa, gemilere binişlerde problem olmazsa, şurada herhangi bir sıra oluşturmadan bunlar kolay bir şekilde ne yapacaktır? Yoluna devam edecektir. Gelen gidecektir. Tam tersi olursa, R convection direnci çok büyükse veya büyükse, genelde çok büyükse olduğu durumda geçerlidir. Convection direnci yani şuradaki gemilerde problem olursa gemilere yükleme yapamazsınız. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Gerçi eski İstanbul'da şimdiki de pek rastlamazsınız herhalde. Yani Marmara yapılmadan önce
İşte tam böyle mesai saatleri girişinde çıkışında insanlar şeyleri akın ederlerdi. Vapurlar akın ederlerdi. İşte vapur sayısı kısıtlı mısıtlı olduğu için buralarda bir iki kalırlardı insanlar. Şeylerde o iskelelerdeki insan sayısı vapurdaki insan sayısının 3-5 misline çıkardı. Artık saatlerce buraları beklerlerdi. Eğer taşınımda problem varsa o zaman ne olacaktır? Oradan herkes kopup gidemeyecek. Burada bir nevi herkes sıra bekleyecektir. Yani akışkan aktarılabileceği için bir sıra bekleme olayı olacaktır. Ve conduction da doğru dürüst gerçekleşemeyecektir. Malzemeniz ne kadar iletim direnci iyi olursa olsun. Taşınım direnci kötü olduğu için iletimle gerçekleştirecek enerji az olacaktır. Taşınıma bağlı olduğu için ve dolayısıyla benim cismim içerisinde belirgin bir sıcaklık farkı ortaya çıkmayacaktır. Yani merkezindeki sıcaklık neyse cidarındaki sıcaklık da 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Çünkü hareket yok. Yani taşınım direnci çok yüksek. Ben enerjiyi akışkanına aktarmakta zorluk çekiyorum. Dolayısıyla cismin içerisindeki enerji bu taşınımı beklemek zorunda olduğu için bütün herkes burada bekleyip kalacaktır. Yani iletim az gerçekleşecek, iletimin az gerçekleşmesi demek sıcaklık farkı da ne yapacaktır? Ortadan kalkacaktır. Yani cismin yüzeyiyle, cidarlarıyla merkezindeki sıcaklıklar eşit olamaz. Eşit olursa transfer durur. Neredeyse eşit duruma gelecektir. Neredeyse eşit duruma gelebilir diyoruz. Eşit demiyoruz. Eşit dersek ısı transferini durdururuz. Yani sıcaklık farkı olmadığı için o zaman ısı ne yapar? Ortadan kalkar. Neredeyse eşit diyoruz. Arada çok ciddi fark var. Birisinde başka bir olayla karşılaşıyoruz. Birisinde başka bir olayla karşılaşıyoruz. Şimdi şu hale bakalım. Veya şundan bir başlayalım. Şu birinci durumdan başlayalım. Birinci durumda olursa ne olur? Ne bileyim. Sistemin merkezindeki, ortasındaki ve cidardaki yani akışkana aktarmalar kolay olduğu için cismin içerisinde bir sıcaklık farkı oluşacaktır. Gradyente cismin içerisinde cismin gövdesinde oluşan sıcaklık gradyentleri sıfırdan büyük olacaktır. Dolayısıyla iletim de gerçekleşecektir. Q da gerçekleşecek hızlı bir şekilde. Cisim hızlı bir şekilde soğuyacak yani. Ve cismin içerisinde gerçekleşen gradyent sıfırdan büyük olacaktır. Yani ölçülebilir bir sıcaklık farkı görülür cismin içerisinde. Cismin yüzeyindeki sıcaklık işte atıyorum 50 derece ise buradaki sıcaklık 1 milimetre altındaki sıcaklık 60-70 derece gibi böyle. Derinliğe bağlı olarak bir sıcaklık değişimi ne yapılır? Gözükür bu halde. Ama conduction direnci, şu taşınım direnci, yani enerjinin akışkana yüklenemediği hallerde, zor yüklendiği hallerde, taşınım direncinin çok büyük olduğu durumlarda ne demiştik? Bizim sıcaklık gradyentimiz sıfır değil, yaklaşık olarak ne kabul edilebilir? Sıfır kabul edilebilir. Eğer böyle ne olur? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa problem bir kere iki boyutlu olur. En az iki boyutlu olur. 2D veya üstte olur. Yani bir boyutlu olmaktan çıkar problemimiz. Biz buradaki sıcaklığı ne bileyim bu küre ise, bille ise şey, bir bille ise, bol şeklinde ise cismin içerisindeki sıcaklık hem R'ye bağlıdır hem de T'ye bağlı olarak ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Yani benim diferansiyel denklemim iki tane terim olacak. Kısmi diferansiyel denklem çözmem gerekir. Ne bileyim bir plakaysa veya karmaşık hacimli bir şeyse benim buradaki sıcaklık dağılımım sıcaklığım hem X'e hem Y'ye hem Z'ye hem T'ye bağlı olabilir. Bu şartlarda yani problemimiz bir boyutlu olmak bir boyutlu olmanın dışına çıkar. Onu herhalde gelecek hafta başlarız o konuya. Şimdi bu hafta daha basit hali şu akışkanın pardon enerjinin akışkana yüklenemediği hallerde yani taşınım direncinin çok büyük olma durumunda bunun da bir ölçüsü var ileride görürüz. Taşınım direncinin çok büyük olma durumunda cismin içerisindeki taşınım durduğu için otomatikman iletimde duracak. Yani taşınamadığı için akışkana enerji taşınamadığı için direnç çok büyük olduğu için cismin içerisinde oluşacak iletim de ne yapacaktır? İster istemez yavaşlayacaktır. Bu yavaşlayan iletimle beraber sıcaklık dağılımı cismin içerisinde azalacaktır. Bu durumda ise sıcaklık dağılımı ne bileyim cismin işte şurasında burasında
cismin içerisinde bünyesindeki sıcaklık dağılımları ihmal edilebilir, negligible hale geldiği zaman ben problemi bu cism, buradaki cismin sıcaklık dağılımını mekandan ziyade, mekandan bağımsız hale gelir. Eğer bu yaklaşık sıfırsa diyelim. Benim cismin içerisindeki sıcaklığım sadece ve sadece zamanın fonksiyonu haline dönüşür. Problem gene ne yapar? Zamana bağlıdır ama gene tek boyutludur. One day haline gelişir. Time dependent fakat nedir? Mekan değil de space dependent değil de time dependent haline yapar. Dönüşür. Daha önceki ya incelediğimiz problemlerde hep space'e bağlıydı. Ama gene şeydi, bir boyutluydu. Şimdi space'deki mekandaki sıcaklık farkımız ortadan kalktı. Sadece cisim zamanla soğuyor ya da zamanla ısınıyor. Zamandan sıcaklık zamana bağımlı hale geldi. Biz bu tip cisimlere lumped body diyoruz. Kitabınızda var. Eğer cismin dışındaki taşınım direnci, içindeki taşınım direncinden çok büyükse olan cisimlere lumped body ya da Türkçe olarak yığık cisim diyorlar ama oradaki yığık ne anlama geliyor şey yapamıyorum. Yani olay şu, yani şey, cismin içinde problem yok, dışında problem var. Taşınım tarafında problem var. Enerjimiz akışkana aktarılamadığı için cismin içerisinde belirgin bir sıcaklık farkı göremiyoruz. Lumped body dediğim şey o. Tam hani Türkçesi ne denebilir? Ne diyebilirsiniz? Bir fikriniz var mı? Cisim soğurken içerisinde belirgin bir, ölçülebilir bir sıcaklık değişimi gözlenmedi cisimler. Ne düzenli mi diyebilirim? Bilmiyorum. Efendim? Düzenli mi diyebiliriz? Yok, bilmiyorum. Düzenli diyemeyiz. O başka bir şey getiriyor. Başka bir kavrama getiriyor. Düşüncem hocam. Yani lumped body deyip devam edelim. Gidelim. Yani direkt kavram olarak ne diyebileceğim bilmiyorum. Öyle bir kelimemiz benim bildiğim kadarıyla yok. Belki Osmanlıcılık hatta şurada burada olabilir. Ama bende yok. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şeyden söyleyebilirsiniz. Şu, eski İstanbul trafiğindeyseniz o şeyin, o iskelelerin haline benzer. Hani yemi az, orada çok birikme oluyor. Oraya belki benzetebiliriz. Yani o liman içerisindeki, iskele içerisindeki insanların hareketi de yok. Yani gemi az olunca insanlar burada durağan duruyor artık. Durağan duruyor. Gemiye binemedikleri için buraya gelen kalıyor burada. İşte duruyor, bekliyor artık. Yığılmalı. Ha, belki ondan olabilir. Yığık cisim olabilir. Onu kastettiyse olabilir. Ha, doğru aslında. Buradaki enerji burada yığılmış kalmış, şeye aktarılamıyor. Ha, doğru, güzel bir kavrammış aslında. Yani akışkan aktarıyor. Enerji cismin içinde yığılmış kalmış. Evet, doğru, yığık oluyor. Böyle düşünürsek yığık oluyor. Akışkana aktarılamıyor. Yığık cismi olabilir. Tamam, şimdi doğru. O isim, o Türkçesi de yeni fark ettim. Kim bir şey söylüyordu? Ben bir şey soracaktım. Sor bakalım. Şimdi gözle görebildiğimiz, ya daha doğrusu belirgin bir fark olmadığı için hani değişim yok gibi bir durumda. Gradyan T'de sıfıra yaklaşık olduğu değişim için. Değişim az. Az. Yani, hareket az. Hani şöyle bir iskeleyi düşün veya bir istasyon düşün. 40'ta yılda bir araba geliyor. İnsanlar burada öyle bekliyorlar. Yani insanların buradan ilerlemesi, yer değiştirmesi çok yavaş yavaş hareket edecektir burada. Yığılmış kalmıştır. Aynen öyle, doğru. O istasyondaki, o duraktaki insanlar orada yığılmış kalmıştır. Bir türlü şeye binemiyorlardır. Otobüse, iskeleye, gemiye bilmem diye binemiyorlardır. Seyahat gerçekleşemiyordur. Eğer yani buradaki trafik iyi olsaydı gelen binecekti. Burada hızlı bir hareket olacaktı. Durağa gelen binecekti. Kimse orada beklemeyecekti. Yığılma olmayacaktı. O durakta, o iskelede bir yığılma olmayacaktı. Ha, yığılma aslında tam karşılıyormuş olayı ya. Böyle düşündüğünüz zaman. Neredeyse ismi hakikaten güzel varmış. Hmm. Mekana bağlayamadığımız için mi direkt zamana bağlıyoruz peki? Efendim? Mekana bağlayamıyoruz. Hani. Bağlayamıyoruz değil, bağlayabiliriz de mekanaya bağlayamamak bize kolay bir analiz getiriyor bize. Evet, yani ben buradaki yığıklık ne zaman biter dediğim zaman sadece buradaki araçları sayıyorum. Kaç tane araç geliyor ona bakıyorum. Yani içeride ne olduğuna hiç bakmıyorum. Dışarıdaki araçların durumu önemlidir. İstasyondaki biriken kişi sayısına bakıyorum. Bu kadar adamı kaç ben otobüste taşırım, kaç gemiyle taşırım, oraya bakıyorum. İşte diyelim ki
bir saatte bir otobüs geliyor, 30 kişi taşıyor, içeride 500 kişi varsa bunun taşınması kaç saat sürer diye basit bir analiz yapıyorum. Yani içerideki adamların buradaki hareketleri beni hiç ilgilendirmiyor. Bunun önünde engel varmış, yokmuş, buradaki iyi iletiliyormuş, kötü iletiliyormuş, cismin kası şu kadar iyiymiş, bu kadar iyiymiş, beni hiç ilgilendirmiyor. Ne kadar taşıyoruz? Çünkü cisim burada, yani iletkenli çok iyi olsa bile otobüs yok, otobüslere binemiyor. Burada bekliyor, öyle bekliyor. Hocam ben de iletimde bu durumun oluşmasıyla alakalı bir soru soracağım fiziğini anlamak amacıyla. Sor bakayım. Hocam şimdi bunlar proton, nötron, elektrondan oluşuyor ve her malzemenin aslında direnci farklı. Kendi atomik yapısından dolayı farklı. Hangi dirençten bahsediyorsun? Isı dirençten bahsediyorum. Evet hocam. Direnç, yani bu yığılmayı sağlayan mekanizma aslında ısı dirençliyle alakalı. Yığılmayı sağlayan mekanizma cismin ısı direnci değil. Dışındaki şey taşınım. Taşınım. Peki evet. Taşınım olmadığı durumda o zaman hiç bu yığılmalar olmayacak zayıf, mı? Taşınımı zayıf olduğu durumda yığılma olacak. Taşınım çok iyiyse yığılma olmaz. Yani siz otobüs durakta her dakikada bir otobüs geliyorsa durakta hiç yığılma olmaz. Gelen biner. Anladım hocam. Peki yani durakta hiçbir yığılma olmaz. İnsanlar sıra beklemez. Hemen gelen biner. Şöyle bir sistem varsaysak, yani aslında hiç taşınım yok ama ben çok farklı malzemelerden oluşan bir duvar örüyorum. Orada da yığılmalar olmaz mı? Bir yer bir tane çubuk batırdım ve sıcak bir çubuk. Taşınım yoksa akışkanı aktaramıyorsun. Oradaki bıraktığın enerji orada öyle kalacak demektir. Yani durağa sen bir sürü adam götürmüşsün, 100 kişi götürmüşsün oraya ama hiç otobüs göndermiyorsun. 100 kişi orada kalır, bir yere gidemez. O zaman tamam. Sadece bu durum taşınım ve iletimin arasındaki taşınım zorluğundan kaynaklanıyor. Yani bu duraktaki insanların sayısının azalmasında buradaki iletim hiç önemli değil. Önemli olan nedir? Taşınımdır. Anladım. Yani hem durakta diyelim ki 500 kişi bekliyor. İşte 10 dakikada bir araba geliyor. Her arabanın kapasitesi 20 kişi, 30 evet. kişi. Ben sadece o analiz yapıyorum. Duraktaki kişi sayısına bakıyorum. Gelen araç sayısına bakıyorum. Bu durak kaç saatte boşalır? Veya yarım saat sonra bu durakta kaç kişi kalmıştır? Evet. O analizi yapıyorum. Yani durağın içerisindeki, durağın yürüyen merdiven mi yoksa bilmem neyle mi şunun bu olması hiç ilgilendirmiyor. Cismin iletkenliği hiç beni ilgilendirmiyor. Cism ister süper iletken olsun, ister iletmesin. Yani aktaramıyor ki. Akışkan enerji aktaramıyor. Burada enerji cismin içinde yığılmış kalmış. Gayet güzel. Otobüslerden inip küçük arabalara biniyorlar aslında. Ya durak burası. Cismi durakmış gibi düşün. Ondan durak sonra gelmiş. Durağa gelen gemi. Ne bileyim işte. Otobüs bilmem ne. İnsanlar burada yığılmış kalmış. Çünkü otobüs az. Sayı az, sefer az, ne az. Evet, otobüs az. Tamam mı? Otobüsün taşıdığı yolcu sayısı az. Havanın taşıdığı, akışkanın taşıdığı enerji sayısı az. Öyle olunca da ne oluyor? Bizim cismin içerisindeki enerji orada yığılıp kalıyor, atamıyor dışarıya. Evet. Cisim soğuyamıyor. Yani cismin soğumasını belirleyen şey buradaki taşınım direnci. Bu da ne zaman geçerli? İşte konveksiyon direncimiz çok büyük olursa, yani cisim taşınamazsa, enerji taşınamazsa o zaman geçerli. O zaman taşınaması lambit bedi ya da yığık cisim diyoruz. Yığık cisim güzelmiş, gayet güzel kavranmış. Enerji cismin içinde yığılıp kalıyor. Dışarı atılamıyor. O durumda ben bakıyorum. Niye bakacaktım ben? Duraktaki insan sayısı, bir de taşınan şeye bakacaktım. Yani benzerlik kurduk biz burada. Duraktaki insan sayısı derken nedir benim? Transferine neye bakmam gerekiyor? Cismin enerjisine bakmam gerekiyor. Sahip olduğu enerjiye bakmam gerekiyor. Cismin sahip olduğu enerjiyi ben nasıl ifade edebilirim? Ne diyorum ben ona? Cismin sahip olduğu enerji. İç enerji. Ben entalpi diyorum. Entalpi diyorum. İç enerji. Genel olarak iç enerji, entalpi. Eğer yani şekil değiştirme cismin içerisinde PV varsa ve yoksa genel olarak entalpi diyelim. Doğru. Yani bu şey de olabilir, ne bileyim. Kapalı bir kap içerisinde bir gaz da olabilir benim cismin. Dolayısıyla yani o gazın içerisinde sıcaklık farkı görünmüyorsa, taşınım direnci yoksa aynı şey onun için, ona da uygulanıyor aynı analiz. Onun için entalpi diyelim. Cismin sahip olduğu entalpisi M, cismin işte kütlesi çarpı CP, cismin özgün ısısı çarpı, burada cismin soğuması demek ne olacaktır? Ne meydana gelecek? Bir sıcaklık farkı. Yani cisimden belli bir miktar enerji götürülecek veya şöyle diyelim. Şu yüzeyden cisimden akışkana bir enerji aktarılacak. Ne kadardır onu biliyorum ben. Cisminden akışkana aktarılan enerji neyle gerçekleşiyor? Taşınımla gerçekleşiyor.
O da ne işte? Cismin yüzey alanı çarpı yüzeydeki taşınık katsayısı çarpı T cisim cismin sıcaklığı. C demeyelim. T bizim cismimiz sıcaklığı olsun. Eksi T akışkan sıcaklığı. Bu bizim otobüslere beni bindirdim insan sayısı. Tamam. Evet. Peki bu neye sebep oluyor? Bu otobüse binen insan sayısı bu neye sebep oluyor? Duraktaki insan sayısındaki azalmayı gösterir bana bu. Yani cismin sahip olduğu enerjideki azalmayı gösterecektir. O da ne olacaktır? Onu nasıl ifade edeceğim? Cismin sahip olduğu enerji M çarpı CD çarpı sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı gelecek. Bu olay yani bu da neyle alakalı? Azalma zamanla alakalı. Böyle dt edeceğim. Şimdi cismi soğuyorsa cooling şey aşamasındaysa soğuyan cisimde dikkat etmemiz gereken şey cooling body diyelim bu cümleye. Cooling body ise şimdi H pozitif bir büyüklüktür. A pozitif bir büyüklüktür. T soğuyan cisimde T soğuyan cisimde şey T büyüktür. Pozitif. T büyüktür nedir? T sonsuzdur. Değil mi? Pozitif. Dolayısıyla sol taraf komple pozitif bir büyüklük. Sağ tarafa geleyim. M pozitif bir büyüklüktür. CP pozitif bir büyüklüktür. DT bölü DT cismin sıcaklığının zamanla değişimi. O da pozitiftir. Soğuyan cisimde. Soğuyan için negatif. T son. Eksi T ilk bölü. Delta T olarak yazacağım ben bunu. Evet. Burası ne yapar? Negatif bir büyüklüktür. Eksi eğer koymak lazım. Ben H çarpı A çarpı. Ya şöyle yazmam lazım. Bu x'in toplayıp eşittir 0 yazmam lazım. Sonuçta enerjinin hep yaptığımız şey neydi bizim burada? Ben şeyi aramak istiyorum. Mesela burada benim aramak istediğim neydi? En başta problem koyalım. Cismin sıcaklığının zamana göre değişimi istiyorum. O halde bana bir fonksiyon lazım. Hep ne yapıyorduk biz? Böyle bir fonksiyon lazım olduğu zaman. Enerjinin korunumuna gidiyorduk. Enerjinin korunumuna yazdım işte. Cismin sahip olduğu enerjideki azalma akışkana aktarılan enerji eşittir. Bu x'in toplamı ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Ya böyle yazacaksınız ya da ya bu artı mıydı, eksi miydi hiç düşünmek için ben zaman zaman karıştırırdım. Yani uzun yıllar karıştırdım. Şimdi çok karıştırmıyorum ama yine bazen karıştırıyorum. Öyle bir karıştırma ihtimaliniz varsa bir kere bakıyorsunuz. Soğuyan cisim bu. Evet soğuyan cisim. Sol taraflı olmak zorunda. Eşittir koyuyorsam ben buraya. Şurası pozitif olmak zorundaysa burası da pozitif olmak zorunda. Bunu böyle bırakırsam aynen bu yazdığım gibi bırakırsam cismin yüzeyinden akışkana aktardığım enerji, cismin entalpisindeki değişimi deyip böyle bırakırsam ne olacaktır? İşte artı 5 eşittir, eksi 5 gibi bir şey saçmalarım. O da olmaz. Ne olması lazım? Her iki tarafı rahat olması lazım. Bakıyorum. Şurası nedir? Soğuyan cisim için. Burası negatiftir. İkisi de pozitif olması için. Şurayı ne yapmam gerekiyor benim? Eksiyle çarpmam gerekiyor. Tamam. Formülü ezberlemeyin. Bu şekilde formülü anlamaya çalışın. Yaptığım şey bu. Eğer içeride sıcaklık dağılımı olsaydı o zaman şey yapacaktık. Normal bir enerji denklemini çözecektik. Böyle bir yaklaşım yapamazdık. İşte d kare t bölü dx kare bilmem ne işte bilmem ne onu çözecektik ki onu da herhalde haftaya çözeriz onu da. Hocam sol tarafa iletim de yazabiliriz değil mi? Yani üretim değişim. Yok artık. İletim direncini yok saydık. Direkt i̇letim taşım yazmaya yani içerideki iletimin direnci çok çok küçük. Dolayısıyla ben sadece şeye bakıyorum. Hani içeride belirgin bir sıcaklık farkı oluşmadığı için oluşmayacağı için d kare t bölü d x kare yazalım madem şunu şuraya. Normal enerji denklemini kartezyen koordinatlarda d kare t bölü d x kare d kare t bölü d y kare artı d kare t bölü d z kare artı e source bölü k eşittir. Ne olacaktır burada? M çarpı cp dt bölü dt gelecek. Sadece buna bakacağım. Sıcaklık yani cismin içerisindeki iletim direnci çok şey olduğu, küçük olduğu için şu yaklaşık olarak ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bu da sıfır olacak. Cismin içerisinde enerji üretimi yok. Ne oldu? Benim böyle bir denklemle karşılaşacağım ben. Cismin entalpisi azalacak. Bu diferansiyel denklemi ben nereye için yazmıştım ben? Direkt cismin içi için. Diferansiyel denklemi neresi için? Cismin içi için yazıyordum. Tamam çok garip bir soru sordum. Cismin içindeki değişimler bana hiçbir şey vermeyecek. Yani şu diferansiyel denklem beni bir yere götürmeyecek. Yani. Çünkü bu eşittir sıfır gibi bir şeyle karşılaşacağım ben. Ama bu benim incelediğim olaya uymuyor bu.
küretim, fütüşüm diye düşünmüştüm lazım de. Benim cismin içini bırakıp cisim ve çevresi arasındaki şeye bakmam lazım. Doğru. Enerji dengesinin cismin içindeki diferansiyel bir eleman için değil. Cisim ve neye bakmam gerekiyor? Cisim ve çevresi arasındaki bir dengeye bakmam gerekiyor. O da cismimizin integral, enerji denkleminin integral formuna geçmemiz lazım. Kendimizin kontrol hacmini belirleyeceğiz. O kontrol hacmindeki işte cisme sahip olduğu enerji ve işte çevresinde kaybettiği entalpi bilmem ne. O da bizi buraya götürüyor. Yani şu yazdığımız enerji denkleminin integral formu gibi bir şey. Şurada diferansiyel formu. Diferansiyel formu burada bize bir netice vermiyor. Çünkü ben cismin içerisinde bir sıcaklık falan, şurası yaklaşık sıfır gitti, burası da gitti. Enerji üretimi de yoksa o zaman bu eşit sıfır çıkıyor. Yani bu cismin sıcaklığı zamanla değişmeyecektir anlamına geliyor. Yok ama değişiyor. O zaman ben diferansiyel denkleminden değil, enerji denklemi diferansiyel formundan değil de neye bakmam gerekiyor? Cisimle çevresi arasındaki ilişkiye bakmam gerekiyor. O da integral form, enerji denklemi integral formüyle yazabilirim. Onu şeyde yazmıştık. Akışkanlar mekaniğinde yazmıştık. Reynolds transport teoremini kullanarak işte bir genel denklem elde etmiştik. Süreklilik denklemi, momentum denklemi ve enerji denklemi. Oradaki enerji denklemini buraya uygulamamız gerekiyor. Şimdi oralara girmemek için gayet belirgin cismi sahip olduğu bir enerji var. Bunu kaybediyor. Bu kaybettiği enerji nereye gidiyor? Çevreye gidiyor. Şu cismi sahip olduğu enerji, bu da nedir? Çevresi. Arasındaki ilişkiyi kurduk. Sonuçta enerji gene termodinamikteki sizin şeyiniz enerji yoktan var olmadı, vardan yok olmadı. Termodinamik denklemini ne yapmış olduk? Biz gene sağlamış olduk. Anlaşıldı? Biraz. Hı? Biraz. Niye biraz be? Ya işte sen otobüse binmedin mi? Ya bindim hocam. Ya otobüs, arkadaşlar kusura bakmayın ben sizi biraz... Otobüsün gelmediği durakta beklemedin mi hiç? Bekledim hocam. Ha, bir önce... şey, olay o. Bir sürü insan otobüste yığılmış. Herkes bekliyor. Burada da yani, aynı. Q üretim eşittir Q taşınım niye diyemiyorum? Onu bir hazmetmem lazım hocam. Onu düşünüyorum. Yani H, A, T, eksi D, T sonsuz niye oluyor? Onu dersek H çarpı A çarpı T, yani o diferansiyel denklem, senin şuradan elde edeceğimiz diferansiyel denklemin sonucunu, yani diferansiyel denklemin boundary condition'dan uygulayacağız, hale gelir. Eksi K çarpı A çarpı D, T bölü işte D, R diyelim, silindirik olsun bu. Nerede? R eşittir büyük R'de. Ben cismin içerisindeki sıcaklık dağılımını biz ne kabul etmiştik? Yani sıfır. Sıfır kabul etmiştik. Tamam. Ya bu olmayacak ki. Bu belirgin bir şey yok. Tamam. Bunu gözlemleyemiyorum. Bunu ölçemiyorum. Bunu değerlendiremiyorum. Evet. Cismindeki sıcaklıklar sadece zamanla değişiyor. Belirgin bir şekilde zamanla değişimini görebiliyorum. Mekanla değişimini göremiyorum. Ha, yapılamaz mı? Yapılır. Virgülden sonra bilmem ne kaçıncı basamakla dikkat olarak yapabilirsin. Şu andaki sayısal kodlarla çalışan bir mesela an sistem bunu bu şekilde modelleyebilirsin. Problem değil, yapılabilir. Yani enerji denklemi çözen bir Fourier de bunu aynen bu şekilde modelleyebilirsin. Bu analize gerek yok. Hani senin dediğin gibi işte gradyan T'yi az da olsa mutlaka bir sıcaklık dağılımı var. Cisim içerisindeki bunu çözebiliriz. Çözemeyiz değil kesinlikle. Ama bu yaklaşım bize çok pratik bir çözüm veriyor. Gitmemize gerek yok. Nümerik çözüm gitmemize gerek yok. Şu yaptığımız yaklaşım bize çok pratik bir çözüm veriyor. Hmm. Gerçek hayatta da karşılığı var. Yani çok uzak değiliz. Ha, ne kadar doğru bu? Şu reconduction, reconvection'dan ne kadar küçükse o kadar doğru. Yani şuradaki küçüklük ölçüsü, şu iki terim arasındaki fark ne kadar büyükse bu analizden elde ettiğim sonuçlar da o kadar sensible. Hocam 100 kat büyükse %1 hata payı mı var? Yok, birazdan geleceğiz. Yok, ona bir şey diyemem. Bu şartı uygulayabilmemiz için bizim bir boyutlu sayı tanımlayacağız. Biot number diye. O 0-1'den küçükse bu şeyi kullanabilirsiniz. Bu analizi kullanabilirsiniz. Diyeceğiz. Yok, bu şartı sağlamıyorsa, şimdi hadi onu da söyleyelim. Biot number diye bir şeyimiz olacak. Yani şu dirençlerin birbirine oranı, şu dirençlerin birbirine oranını biz ne diyeceğiz? Cismin içindeki yazalım hadi, biot number, reconduction, hangisi büyük demiştik biz? Biot number'ın küçük olması için şu hangisi bir altta olacak?
Convection küçük, convection büyük olacak. Evet, reconduction cismin içerisindeki iletim direnci, cismin yüzeyindeki convection direncinden eğer 10 katı daha küçükse, 10 katı ve 6, %1 de olur, %1 de olur. Küçükse bu yaklaşımda hesap yapabilirsiniz. Aksi takdirde yapmayın. Tamam mı? Yani bu şart doğruysa bu yaklaşımı kullanabilirsiniz. Yani bu ne kadar küçükse de buradan elde ettiğin sonuçlar o kadar doğrudur. Deneyebilirsiniz de bunu. Hatta bunu deneyecek arkadaş var. Şu anda bu dersi alıyor mu bilmiyorum. Alıyor musun? Furkan sen demeyecektin herhalde. Bir bardağın içerisinde sıcak suyu dolduracak arkadaşınız. Buradaki bunu soğuma hızını ölçecek. Analizlere bakacağız, bilmem neye bakacağız. Laboratuvar dersinde, 400'de alınacak bir laboratuvar dersiniz var. Orada bunun denemesini yapacak, siz de yapabilirsiniz. Elinize bir sıcaklık ölçme aleti, kaydetti, zamana bağlı sıcaklık kaydetsin, artırmayla. O ölçümler alın, soğuma eğrisini şey yapın, analizlere bakın. Bunun ne kadar doğru olduğunu orada şey yaparsınız, görürsünüz, tespit edebilirsiniz. Her zaman kullanamıyoruz. Hadi madem söyledik. Buradaki bir yot number olması gerekiyor. 0-1'den küçük olması gerekiyor. O takdirde 10 katı olmuş oluyor değil mi? 0 demek 1/10. Evet. İletim direnci, yani taşınım direnci, iletim direncinin 10 misli büyükse bunu ne yapabiliyorsunuz? 10 misli büyük ve daha altıysa bu analizi kullanabiliyorsunuz. Her zaman kullanabildiğimiz bir şey değil. Anlaşıldı. Var mı soru? Yok. Devam ediyoruz. Şimdi bizim buradaki amacımız neydi? Şu R değildi. Ha, bu R değil. Şeydi. Ödemek istedi. Bu T olacak. Zaman olacak. Yanlış yapmışım. Eksiği de yaptık. İki tane şey enerji birbirine eşitledik. Hatta buna pardon. Enerji de bunlar. Güç bunlar. Şey yapmayalım. Saçmalamayalım. Yani burası da güç. Burası da güç. İki tane gücü birbirine eşitledik. Motordan elde ettiğimiz güçle teker aktardığımız gücü birbirine yapmış olduk, eşitledik. Bunlara ben diyorum, siz demeyin. Zaman zaman bunu enerji diyoruz. Enerji değil. Yani bunu şeyle çarparsak, zamanla çarparsak da enerji olur. Enerji bazında da doğrudur. Bunlar neyse birim zamandaki güçler. İkisi de doğrudur. Şimdi benim istediğim şey neydi? Şunu arıyordum ben. Şunu arıyordum. O nerede saklı? İşte burada saklı. Onun paketlendiği zarf burada. Şimdi o zarfı açık bulmam gerekir. Ne bileyim nasıl bir şeydir? İşte elimde bir denklem var. Ne diyor bana o denklem? Şunlar biraz sabitse bunları toparlayalım. Ne taraf atalım bunları? Bu denklemin patronu kim? Burada komutan kim? En yüksek rütbeli olan terim hangisi burada? Şurası en yüksek rütbe bunda var. Bunu yalnız bırakalım. Bunun yanına kimseyi oturtmayalım. Komutanın yanına kimse oturmasın. Komutan yanına otursun. Ondan sonra diğerlerini öbür tarafa atalım. Er ve erbaşı diğer tarafa, diğer arabaya attık. Evet, söyleyin karşı tarafı nasıl geçti? H bölü mü işte böyle? H çarpı A bölü M çarpı CP şeklinde geldi buraya. Eksi burada. Eksi çarpı T eksi T sonsuz. Yani ben öyle bir fonksiyon arıyorum ki zamana bağlı. O aradığım fonksiyonun türevi. Aradığım fonksiyon burada. O fonksiyonu yine buraya yazacağım. Ondan sonra yani şuraya bir zaman terimi gelecek. Ne bileyim atıyorum. Söyleyeyim bana bir tane bir şey. T eşittir. A T artı B olsun diyelim. Lineer olsun diyelim. O şu fonksiyonu şuraya yazacağım. A çarpı T zaman orada artı B. Bir de buraya yazıp türevini alacağım. Denklemin iki tarafı birbirine ne çıkacak? Eşit çıktık. Şimdi ben o fonksiyonu arıyorum. Söyleyeyim bana fonksiyon nasıl bir şeydir. Bir kere bu değildir. Saçmalarız bunu yapsak. Bunun türevi ne yapar? A yapar. Buradan A sayısı kalır. Buradan A değil. T de var burada. Bilmem ne de var. Sağ tarafta bir T barındıran bir denklem çıkıyor karşıma. Burada T'siz bir denklem çıkıyor. Bu iki olay birbirine eşit olamaz. Böyle bir fonksiyon olamazmış. Zaten olamaz. Değil mi? Ben ne yapıyordum? Cismi aldım. Yani olayı düşünün. Şimdi siz elinize bir tane bile çelik birliği alın. İşte bir santim çapında. Onu ısıttın, onu da çıkartın, atmosferde ampul gibi yukarıya asın. Onun soğumasını bana şey yapın. Şurası T olsun, şurası da zaman olsun. O nasıl soğur? Onun sıcaklığın zamanla değişimi nasıl bir şey gösterir, değişim gösterir? Çizebilir misiniz?
Hocam logaritmik bir şey beklerim ben. Yani... Nasıl bir şey olabilir? Ne bileyim, şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Değil mi? Veya şöyle olabilir. Başka var mı bir şey yapan? Şöyle olması mümkün mü? Hayır. Değil. Böyle oluyorsa cisim ne yapıyordur? Isınıyordur. Ben cismi tek başıma ne yaptım? Soğumaya bıraktım. Sürekli enerji kaybediyordu. Yani böyle bir şey çizmeyin ne olur? Ya tamam, şuralar soğumaya benziyor ama buralar da ısınmaya benziyor. Burada enerji kaybediyorsa burada enerji alıyor. Benim cismi ben sadece soğumaya bırakmışım. Dolayısıyla böyle bir salınım yapma imkanı yok. Ne yapacaktır? Ya bunu, ya bunu, ya bunu yapacaktır. Lineer olması, lineer olma ihtimali yok. Ama şimdi gör, niye yok? A, T artı B diye bir fonksiyonu getirdik, burada yerine yazdık. Şurada işin sırrına yükledik. Şunu şuraya koyduk. A hiç uymadı yani. Demek ki bu da olamaz. Uysaydı, şuradaki şartı sağlasaydı tamam da oydu. Ne yaptım ben ya? Evet, doğru. Lineer de olamaz. Çünkü hemen denklemde koyduk yerine. Ya böyle olacak, ya böyle olacak, ya böyle bir şey olacak, ya da böyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olur mu? Şöyle bir şey olur mu? Ya soğumada olmaz öyle bir şey. Soğuyor cismimiz. Mümkün değil. Yani soğuyan bir şey bu olmaz. Mutlaka olması lazım. Cismin sıcaklığı zamanla azalması lazım. Salınım yapma ihtimali yok. Hani şöyle yapma ihtimali yok. Böyle yapma ihtimali yok. Yukarı çıkması cismimiz ısınması demektir. Sürekli olarak cismin sıcaklığı zamanla yapacak da azalacaktır. Şöyle olma ihtimali var mı? Yavaş yavaş soğuyacak, birden hızlanacak. O da yok. O da mümkün değil. Aynen. Ne olması lazım? Soğuma, soğurken cisim, işte diyelim ki sıcaklığı kaç derece? 500 derece. Atmosfer sıcaklığı kaç derece? Sıcaklık farkından dolayı hızlı olacak. Tabii ilk başlarda sıcaklık farkı çok yüksek, değil mi? Dolayısıyla buradaki taşınma çok yüksek olacak. Soğudukça sıcaklık farkı azalacağı için aktardığı enerji de azalacak. Dolayısıyla böyle olma ihtimali yok. Böyle olması demek ne demek? Çok hızlı bir şekilde enerji çekeceğim. Pardon, ilk başlarda hiç enerji çekmeyeceğim. Sonra enerji çekeceğim demektir. Yok, böyle bir şey değil. Mümkün değil. Kala kala ne oluyor? Şöyle bir fonksiyon kalıyor. Bu fonksiyon nedir? Ha, bu bakın çok hızlı bir şekilde sıcaklığı azalıyor. Demek ki soğuma çok hızlı. Kaybettiği enerji çok hızlı. Ondan sonra bu kaybettiği enerji gittikçe azalıyor ve sıcaklığı değişmemeye başlamış. Az değişmeye başlamış. İlk başlarda sıcaklık değişimi çok yüksek. Ondan sonra bu sıcaklık değişimi nedir? Zayıflıyor. Demek ki işte benim aradığım fonksiyon şöyle bir fonksiyon. Aradığım fonksiyon böyle bir fonksiyon. O fonksiyonun kimliği, şekli burada saklı. Şekli benim beynimde saklı, kimliği de burada saklı. Kimliğini araştırıp bulacağız. Hadi bir bulun bakalım bunun kimliğini. Neymiş bu? Şu kafanızı karıştırabilir. O aradığım fonksiyondan bir sabit çıkartacağım, bilmem ne yapacağım. Genelde bu kafanızı karıştırır. İstiyorsanız buraya bir dönüşüm yapın. Şu anda bu problem için gerek yok ama buraya bir dönüşüm yapabilirsiniz. Nasıl dönüşüm yapabilirsiniz? T eksi T sonsuza teta derseniz dt bölü dt de d teta bölü dt haline gelir. Denklemimiz daha da sadeleşir. Ama bunu unutmayın. Daha sonra geri gideceğiz. Reverse yapacağız. Reverse bulması lazım. O halde ben şu yazdığım denklemde sıcaklığın, yani teta dediğim sıcaklık farkı. Sıcaklık değil de sıcaklık farkı. Sıcaklık farkının cisimle çevresi arasındaki sıcaklık farkının zamanla değişim hızı eksi h, a, bunlar hep sabit olarak düşündük. Çarpı c, p çarpı teta imiş. Hatta şurayı da alır bir poşete koyarsam, şu eksi kalsın ama eksiyi koymayalım. Burada eksi bize bir şey anlatacak. Şurayı alıp bir poşete koyarsam, poşetin üzerine C yazarsam daha kolay haline gelir benim aradığım şey. Yani sorduğum soru bulmaca daha basitleşir. Bulmacanın okunması daha basitleşir. Eksi C çarpı teta. Ne arıyormuşum ben? C eksi 1 ise çok kolaydı. C eksi 1 olsaydı aradığım şey neydi? Teta sıcaklık farkı. Tamam, neyi arıyorum? Şu bulmacayı okuyun. Benim aradığım şey ne olur? D teta bölü dt eşittir d teta olur. Niye arıyorum ben? C
Türevi kendisine. Türevi kendisine işte olan fonksiyon arıyor. Ama burada bir trik var. Benim c'm eksi 1 olmak zorunda değil. Onu bilmiyorum. Daha doğrusu eksi 1 değil. C'nin ne olacağı burada belli. H, A, M, C, P, orada C'nin ne olacağı belli. Eksi 1 olamaz. Bunların hepsi pozitif sayıdır. Dolayısıyla C'nin eksi olma ihtimali yoktur. Aradığım şey işte burada saklı. C 1 olabilir. C 1 ise aradığım şey türevi kendisinin eksi negatif katına eşit olan fonksiyon. Bak işte okuması biraz zor oldu. Negatif. Negatif C'sine eşit olan bir fonksiyon. E üzeri eksi 1 mi yok? Yani şey deseydi, türevi kendisine eşit olan fonksiyon deseydi, bizim böyle bir fonksiyonumuz var. Adam bir oturmuş bunu yazmış. Yani eğimiyle, yani ben şöyle bir fonksiyon çizeceğim. Şöyle bir fonksiyon şey yaptım. Bu fonksiyonun herhangi bir x noktasında alacağı değer, y değeri niye eşitmiş aynı zamanda? Şu fonksiyonun şuradaki açısını eşitmiş. Acayip bir şey değil mi? E üzeri yani, eksi c teta mı? Yani türevi kendisine eşit olan fonksiyonu sorguluyoruz ya. Türevi kendisine eşit olan fonksiyon demek ne demek? Herhangi bir noktada. Ben şöyle bir fonksiyonum var benim bilmiyorum. Hani şu e üzeri x'i sizin yazdığınızı düşünün. Nasıl yazacaksınız? Olay içine gireceksiniz. Şurada bir fonksiyonum var. Benim o fonksiyonun alacağı değer aynı zamanda bu fonksiyonu kesen doğrunun neyine eşit olacak? Eğimine eşit olacak. Ne zor bir iş başarmış bu adam. Yani o logaritmayı tanımlayan doğal logaritmayı tanımlayan oradaki sayıları ortaya koyan adamın yaptığı şey şu. Şöyle bir şeyi ne yapabilmek? Ortaya çıkartabilmek. Ne zaman tanımlanmıştı bu? Bayağı şeylerden birisi. Eskilerden birisi. Euler hocam. Adı da oradan geliyor zaten E sayı. Gerçi oradan gelmiyor. Yanlış ya, o Euler'den önce olması lazım bu. Ne? E sayısı değil mi? E fonksiyonu. Yani E üzeri X fonksiyonu. Eksponansiyel Euler'den tam Euler mı? Euler. E üzeri X'e Euler buldu da. Hatta yani isminin E olması tam unut gelmiş ama. E üzeri X hocam bence cevap. Tam logaritmayı kim tanımladı? Logaritma daha sanki şeye gidiyor ya. Ha, logaritmayı bilmiyorum. Ben E üzeri X. E üzeri X oluyor. Logaritma daha önce gidiyor diye şey yapıyorum. Hatırlıyorum ama neyse. İstiyorsanız bakın da söyleyeyim bana yeni gelmişken internetten. Evet neyse bunu bakarak yapmak güzel bir şeydir. Bakarak yapma şerefine erişemezsek ne yapacağız? Ya bu fonksiyon nedir deyip bunu söyleyebilmek güzel bir şeydir. Yani önemli bir şeydir. Onu bakarak yapamıyorsak o zaman ne yapacağız? Oturacağız. Bize bunlar ezber edildi, öğretildi. O şekilde bunu ne yapacağız? Çözeceğiz. Bunun çözüm metodunu biliyoruz biz. Burada amacımız ne? Teta'yı çekmek. Teta'yı yalnız bırakmak. Teta'yı buradan çekebiliyorum. Teta eşittir 1 bölü c, d, teta 1, d, teta diyorum ama bu bir şey anlam ifade etmiyor. Önemli olan buradaki teta'yı değil, buradaki teta'yı çıkartıp kurtarabilmek. Buradaki teta'yı kurtarabilmek için de burada buna bir operasyona tabi tutulmuş. Ne yapılmış? Teta'nın türevi alınmış. Ne yapacağım ben? Tersini yapacağım. Kesildiyse dikeceğim, dikildiyse keseceğim. Ters operasyonu uygulayacağım. İşte onu uygularken ne yapacağız buradan? Bunun integralini alacağız. Nasıl alacağız? İşte değişkenleri, bu denklem separatable mı? Yes, separatable. Değişkenlerimiz bağlı ve bağımlı ve bağlı değişkenler birbirinden ne yapılabilir? Ayrı yerlere taşınabilir. Taşıyalım. D teta bölü d teta eşittir. Ne olacaktır burada? Eksi c çarpı dt haline gelir. Ondan sonra bunu artık burada şuradan teta'yı çekmek kolaydır. Buradaki türev operasyonu ne yapacağız biz? Tersine döndürerek bunu buradan kurtarabiliriz. Evet onu oradan kurtaralım. Kurtaralım. Şimdi ben burada belirli ya da belirsiz integral yapabilirim. Hangisinden gidelim? Olayımız belli aslında. Bizim farklı bir sınır şartları uygulama ihtimalimiz yok. Sınır şartlarının farklı farklı olmasına gerek yok. Benim bir tane cismim var. Kütlesini, işte CP'sini, A alanını bildiğim bir cisim var. Bu cismin neyi var? Bir initial temperature'ı var. Ondan sonra ne var? Cismin kendi sıcaklığı var. İşte zamanla neyini bulacağım? Ben bu cismin şeyini bulacağım.
sorulmasını bulacağım. Burada belirsiz integraline gidip uğraşmamıza gerek yok. Der ki olay bellidir. Belirli integrali. Olay belli olduğu için yani birden daha fazla bir genel çözüm elde edip daha sonra oradan özel çözüme geçmeme gerek yok. Çünkü olay belirli. Başka bir şeye gitmeme gerek yok. Başka şartlara gitmeme gerek yok. Mesela işte bir pileğin çözümde duvarda bir enerji denklemi çözmüştük. Yok, o sınır şartı şu olsun bu olsun. Mesela kanatçıkla çözmüştük. Genel bir diferansiyel denklem çıkartmıştık. Belirsiz integral yapmıştık. O diferansiyel denklemi genel çözümünü elde ettik. Ondan sonra farklı özel çözümler için çözümler türetebiliyorduk. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Farklı bir özel çözümümüz olmayacak. Bizim soğuyacak. Başka bir şeyimiz yok. Onun için direkt belirli integralde gidebiliriz. O, ne olacak? İşte benim bir test sıfır başlangıç anım olacak. Genelde sıfır yazılır. Hatta sıfır yazalım başlangıç anımızı. O anda benim cismimin başlangıç sıcaklığına initial temperature diye belirledim. O herhangi bir T süresi gidecek. T zaman 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye sonra benim cismim sıcaklığı ne olur? Aradığım şey bu. Evet, bunları buraya ne yapacağım? Ben taşıyacağım. Ha, teta dedik, buraya teta dedik. Pardon, şuraya şey yapalım. Teta initial. Bu da teta. Bunlar tetalar sıcaklık. Şimdi teta yazdığımız için teta yazmayalım. Bunlar da herhangi bir zamandaki teta değerimiz olacaktır. Evet, sol tarafı integre edersek denklemin sol tarafının integralini verir bana. Helen. Teta değil mi? Teta bölü nereden nereye? Teta initten teta'ya kadar. Bunun ikisine teta dememiz doğru olmadı. Bir de teta üstü dememiz gerekirdi ama neyse. Kitabımız da yapmış. Zaman zaman ben de yapayım. Eksi c çarpı t nereden nereye? Sıfırdan t'ye kadar. Evet, bunları yaptım. Burası ne yapar? Elan teta eksi elan initial dedik. Ondan sonra burası da eksi c parantezinde t eksi sıfır diye onları da buraya yerleştirdim. Başlangıç şartlarını c parantezine aldım. Şurayı uzatmayalım. Elan teta bölü teta init yazdık. Initial temperature minus c times t şeklinde kaldı. Amacımız teta'yı yalnız bırakmaktı, teta'yı çekmekti. Ha, teta'yı çekmek zorunda değilsiniz. Mesela t bilinir. T de yapılabilir. Şimdi soru nedir? Cismi ben aldım, böyle bir cismi. 400 dereceye, 500 dereceye kadar ısıttım. Ondan sonra işte orada da soğumaya bıraktım. Ben bu cismi kaç dakika sonra elimle elleyebilirim? Demek ne demek? Cismin son sıcaklığını ben biliyorum. İşte kaç dereceye düşecek son sıcaklığı? 50 dereceye düşecek. Bu 50 derece kadar soğuması için kaç dakika beklemem gerekir? Onu soracağım. Gelecekten haber vereceğiz. Arkadaş 3 dakika bekle, 5 dakika bekle, yarım saat bekle. Sakın yarım saatten önce bunu tutma. Tutarsan elin yanar. Yarım saat bekle, ondan sonra tut, elin yanmaz diyebileceğiz. Gelecekten haber vereceğiz şu anda. Bir nevi fortune teller gibi bir şey olacağız. Yapacağım bir şey o. Eğer onu yapmak istiyorsanız buradan T'yi yalnız bırakacaksınız. T'yi çekeceksiniz. Hatta T'yi böyle açık açık yazalım. T eşittir eksi 1 bölü C çarpı ln. Teta dediğimiz neydi? T cisim eksi T akışkan sıcaklığı bölü T initial bölü T akışkan sıcaklığı arasındaki fark. C'yi de yerine yazalım. Bunu elde etmiş olalım. T eşittir. C niye demiştik biz? Hangi paketin içinde vardı? C paketin içerisinde. H çarpı A mıydı? En yukarıda H çarpı A. C dediğimiz şey eksi 1 bölü. Hatta bu eksiyi şurada buraya atıp bunu terse çevirebilirdik ama neyse kalsın. H çarpı A bölü neydi? M çarpı Cp'ydi değil mi? H çarpı A bölü M çarpı Cp'ydi. Ben bunu şey yapayım, ters çevirip devam edeyim yoluma. Böyle yapmayayım. Eksi M çarpı Cp bölü H çarpı A çarpı ln T eksi T sonsuz bölü T initial eksi T sonsuz. Cismin sıcaklığının herhangi bir değere düşmesi için veya tam tersi ısınma için de geçerlidir bu analiz. Isıtırsanız da doğrudur, soğutursanız da doğrudur. Sonuçta iki enerjinin eşitliğinden gidiyoruz. İkisi için geçerlidir.
Ben final temperature'ı biliyorsam bunun için gerekli olan bekleme süresini burada hesaplamak istiyorsam kullanabileceğim bir formül bu. Veya tam tersi işte 5 saat sonra bu cismin sıcaklığı ne olur? Onun peşindeyim. O halde ne yapmam gerekiyor? Bu denklemden teta'yı yalnız bırakacağım. Onun için de ev üzeri, her iki tarafını ev üzerisine alırsak operasyon tersini yapacağız. İşte ev üzerisini aldık, ev üzerisini aldık diyelim. Sol tarafta teta bölü teta inişini eşittir. E üzeri eksi c times t haline dönüşecektir. Değerleri yerine yazalım. T eksi t akışkan sıcaklığı, ortam sıcaklığı. Bu da karşıya çarpı olarak geçer. T initial temperature eksi t sonsuz çarpı e üzeri eksi h çarpı a bölü m çarpı cp çarpı t'dir. Evet, bu da bu iki farklı hali, aynı formül, aynı olan iki farklı hali. Burada zaman soruluyor, sıcaklık veriliyor. T is given, the final temperature is given. T final is known, biliniyor. Zaman cooling ya da heating time periyot soruluyor. İse bu şekilde kullanabilirim. Yok zaman belli, time is known, biliniyorsa, verildiyse, given biliniyorsa, bana sıcaklık soruluyorsa o zaman da bu formülü kullanırım. Ya şu formülleri ezberlemeyin ne olur. Ben yıllardan beri bu işin dersini veriyorum. Bilmiyorum. Şu formülleri ezbere yazamam. Yani formülü ezberlemeye kalkmayın. Şu olayı bildikten sonra bu formüle ulaşmanız 3-5 saniyelik iştir. İnternette daha hızlı ulaşırsınız. Hani Google amca sorup şu denklemi almak daha risklidir. Çünkü sorun yani bunu adam bulmuştur bir yerden, yazmıştır oraya. Sadece rating almak için. Yazdığı formülün doğru olup olmadığından bile emin değilsinizdir. Şuradaki denklemi eşitliği kurup nerede yazmıştık? Hocam çok hata var ya. Özellikle Quora'da çok hata oluyor. Quora'da da var, orada çok oluyor. Onu bilmiyorum. Ya olabilir yani. O güvenmiyor. Anlamamız orada gereken olan şey şu. Yani bunu biliyorsanız, bunu anladıysanız ezberlemeyi bile zaten. Buradaki formülleri ezberlemeye kalkmayın. Buradaki olayı anladıysanız, hatta şu sadece hiçbir müşahede. Üstteki hali. Oradaki olayı anladıysanız bu formülleri yani bir dakika sürmez diye tahmin ediyorum ulaşmanız. Oradan buraya gelmeniz. Çünkü matematik bilginiz yeterli. Buradaki operasyonu yürütecek yerli matematik bilginiz var. Ondan sonra hani şey diyorum ya, bakarak yapmak daha şeydir, keyiflidir, daha önemlidir. Bakarak yapma kabiliyetiniz de varsa, ara yapma işlemlerinde yapmıyorsanız, ne bileyim şu denklemi gördükten sonra, neredeydi denklemimiz? Yani şu denklemi gördükten sonra ben böyle fonksiyon ederim, şu fonksiyon şudur diyebiliyorsanız, ona bakarak yapma kabiliyetinizi geliştirdiyseniz şu ara işlemlerde olmayacaktır zaten. Buradan pat buraya geleceksinizdir. Oradan oraya bakarak şu fonksiyona bakacaksınızdır. İşte aradığımız fonksiyon bu. Bu fonksiyonun türevini alın. Daha sonra götürün orada yerine koyun. İki tarafın sağında solun birbirine eşit olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Anlaşıldı. Bu yaptığımız analizler dediğim gibi, diyeceğim gibi bir bölü biot number, biot number 0-1'den küçükse kullanabileceğimiz ifadelerdir. Başka zaman bunu ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Şurada bir şey vardır. Şimdi sol tarafın birimi ne olacaktır? Eşitliğin sol tarafın birimi. Şu denklemde eşitliğin sol taraftaki birimi. Pozitif. Efendim? Pozitif. Pozitif yani birim ne olacaktır? Bunun unit ne olacak? Celsius olacak değil mi burası? Celsius aynı. Sağ taraf? Sağ tarafta Celsius olması lazım. İşte orada. Burası Celsius ya da Kelvin. Burası Celsius ya da Kelvin. Bir kısıtlama yok. O halde şuranın biriminin olması lazım. Şu işlemin sonucu. Bilimsiz olması lazım. Bilimsiz olması lazım. Yani şurası bilimsiz olacak. O halde şu işlem sonucu ne olmak zorunda? Bilimsiz olacak. Bir sayı olacak yani. Bunlar da birim birim olmayacak. Pi sayısı gibi bir sayı olacak burası. Buranın sayı olması demek ne demek? Şuradaki yapabilirsiniz. Yapıp da görebilirsiniz de.
Şurası ne olacak demekti? Buranın birimi 1 bölü t. 1 bölü t olacaktı. 1 bölü saniye olacaktır. M çarpı ç burası nedir? 1 bölü saniyedir buranın birimi. Neydi bu? Kitabımızdan bakayım. Bunun ismi ne time? Response time değil. Ne time diyorduk. Şimdi şey yapalım. Şuradaki h çarpı a çarpı şeyin büyük ya da küçük olması soğuma hızını nasıl etkiler? Ya da bir grafik çizelim. Bir soru sayalım. Onunla birkaç problem yapalım. Ondan sonra bakalım. İstiyorsanız bir şey yapalım. Bir problem çözelim. Ondan sonra devam edelim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel. Yok. Şimdi aynı dediğimizi yapalım. Bir tane çelik bilyeyi alın. Ne kadar çapında olsun? 1 santimetre diametre oldu. Bu 1 santimetre olsun. Bu çeliğin iletim kat sayısı işte ne kadar olsun diyelim. 50 watt bölü metre kelvin olarak verilmiş olsun. Ondan sonra bu çelikte dışındaki hava ısıl taşınım kat sayısı H 10 olsun diyelim. 10 watt bölü at ondan büyük 7 diyelim. 7 watt bölü metre kelvin olsun. Başka da bir şey. Ha, CPS'i. Çelik bilyenin CPS'ine bakın bir. Bu çelik paslanmaz. Çelik bir şeyimiz. Malzememiz, materyalımız. Hatta bunu da vermeyeyim. Bu paslanmaz bir çelik. Tamam. Stainless steel'den yapılmış. Normal bizim rulmanlarda kullandığımız bir bilye diyelim. Öyle bir bilyeyi aldım. O K'sına da internetten bakın bulun. Alışmamışlar yapmaya. Ve elinizde kitaptan bakın pardon. Kitap var, kitap varken internete bakmayın. Bu cismi ben 500 dereceye kadar soğutayım. Isıtayım pardon. 500 dereceye kadar bir fırın içerisinde ısıtıyorum. Ondan sonra bulunduğum odada işte 25 derecelik bir ortamda da soğumaya bıraktım. Ne soralım? İşte bir saat sonraki sıcaklığını söyleyeyim bana cismin. Bir saat sonra T, bir saat sonra ki şeyi T, bir saat one hour sonraki sıcaklığı nedir? Bana onu söyleyin. Ondan sonra bu cismi sıcaklığı ben tutabilmem için cismi elimin yanmaması için ben bu cismi kaç dakika sonra tutayım elime alayım. Onu şey yapın. Hem de bu time'ı bulun. Elime alabileceğim zamanı bulun. T final temperature 50 derece olması için bekleme zamanı ne olması gerekir? T ne olması gerekir? Hadi şunları bir hesaplayın. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tamam mı? Yapıyoruz mu? Yapıyoruz mu? Deneyin hocam. Tamam deneyin. Hocam kütlesine de verir misiniz? Efendim? Cismin kütlesi. Çapını verdim. Çelik bilye, yoğunluğunu bul. Ha. Hacmini hesapla oradan yap. CPS'ini tamam. Bul kitabından. K'sını kendin bul. Onları kendin şey yapabilir. Edin. Aynen hocam tamam. Hocam kaç dereceye kadar ısıtıyorduk? 50 derece. Efendim? 50 dereceye kadar mı ısıtıyorduk? Yok 500 dereceye kadar ısıtıyoruz. Ha 500. Initial temperature 500 derece. Çapı? Bir saat sonraki sıcaklığı ne olur? Sorunla
Birinci şıkkı, ikinci şıkkı da cismin 50 dereceye kadar soğuması için kaç dakika beklemem lazım? Tamam. Çapına ne dedik hocam? Çapı 1 santimetre. Tamam. İnşallah biyot namuru sağlarız. Sağlarız diye tahmin ediyorum. Kontrol etmedim ama sağlarız diye tahmin ediyorum. Başladınız mı işlemlere? Evet hocam. Neyse, başlamadıysanız bakır yapın diyecektim. Biyot namuru sağlamamız garanti olsun diye. Ama sağlarız herhalde. Yani bu çapta da sağlarız. Ortam sıcaklığımız 5 derece miydi? Ortam sıcaklığımız 25 derece. 25 falan okuyalım. Ambient temperature is 25 Celsius. Initial temperature 500 Celsius. Bekletme süresi 2 saat mi dedik? Yok, 1 saat sonraki sıcaklığa bakıyoruz. Tamam. Bir de 1 saat sonraki sıcaklık ne olduğunu bulacağız. Bir de neydi? 50 derece düşmesi için kaç saat gerekiyor ona bakacağız. Hocam 50 dereceye düşmesi için bir saniye. ...81 dakika ben buldum. Efendim? 81 dakika buldum. Bilmiyorum, olabilir. Diğer arkadaşlar da bulsunlar. Birbirimizi şey yapalım, teyit edelim. Bir saati de 78.68 derece buldum. Bir saat sonra 78 derece buldun. Yani
elim yanabilir. Bir saat beklemek yeterli gelmiyor. Ondan sonra birazdan da bu yaptığımız analiz ne kadar doğru ona bakalım. Peki 50 derece düşmesi için kaç dakika beklemem gerekiyordu? 81 dakika. 81 dakika. Şimdi arkadaşlar yapsınlar, aynı değerleri buldular mı? Başka bulan var mı? Bir saniye, ben yanlış yapmış olabilirim. Tekrar bir hesaplayayım. Efendim? Yanlış yapmış olabilir mi hocam? Ben tekrar bir hesaplayayım ben. Birim analizlerini şey yapmayın. Dikkat edin. Çelikti değil mi hocam? Çelik. Tam bir saat sonra 406 derece iner diye buldum da. Haklı çıktı değerler. Nasıl? Şeyden çok haklı çıktı. Tamam, sen söyle değerlerini. Bir saat sonra dur bakayım kim tayin edecek. Seninki neydi? Bir saat sonra size kaç dereceye düşüyordu? 406.20. Çok yavaş olmuş gibi geldi bana. Seninki Engin 80 derece mi? 80 demiştim hocam. Ama ben sanırsam bir yerde hata yaptım. Şimdi 80 derece. Bir cevap geldi 400 derece. Bir cevap geldi 80 derece. Arasında ciddi fark var. Evet. Üçüncü kişi teyit etsin bakayım hangisi?
Buradaki zaman saniye, saniye çevirdiniz değil mi? Saniye yazdınız. Çevirdim hocam ben. Seninki sanki soğumamış gibi. Hocam şimdi kaç aldın karşını sen pardon. Sen söyle bakayım kayı ne aldın? 406 bulan. Hocam karla ben... alakası yok pardon. Karla alakası yok. Hocam ben bir dakikayı buldum. 60 saniye almışım da orada hatanı fark ettim. Bir dakikada o kadar inmiş. Bir dakika olabilir. Evet, orada 60 saniye. 3600 saniye yapacak. Bir saat sonraki sıcaklığı 72.95 olarak düzelttim ben. Tamam, çok fark etmedi. Seninki doğruymuş gibi gözüküyor. Şimdi çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Senin verdiğin değerler daha realistik gibi gözüküyor. 4 zaten bir dakika çıkartmış. Şeyde söyledi arkadaşlar. Söyledi. Çözmeye uğraşmıyorsanız boş boşuna beklemeyeyim ben sizi. Devam edelim. Sınavda karşılaşacağımız sorular, ileride karşılaşacağımız sorular. Ben deniyorum ama henüz bir şeye tamam, ulaşamadım. Yapmayın be basit bir formül çok şey değil. Excel var elimizde ama Excel'e koyun ya da ne bileyim yapılı kullanın. 4 işlemli saplatını saat kullanmayın. Emre sen 50 derece için kaç bulmuştun? Kaç saniyeydi? 50 derece için 4622 saniye buldum. 4622. Kaç dakika yapıyor? 60'a ben bakayım. 77 dakika yapıyor hocam. Şeyi neyse onun ayrı mı aldınız? C1'i hesapladınız. C1'i ne yaptınız? CHP hocam 420 çelik için. CHP. Evet. Sen ne aldın şey? İnternetten aldım da. Ne diyor? C1
CHP kiloj 420. 420. Ay kilojuldan vermiş ya. Üf. Sen ne aldın? Kilojuldan vermiş hocam ya. Ben dört tutmadım ona. Bu dört mü aldın? Kilojuldan vermiş. Hiç fark etmedim onu ya. Şimdi kilojuldan vermiş. Ne fark etmezsin? Düzelteyim ben onu. Ekolojik hatalarda bir tanesi buydu bakın. Peki senin zamanın kaç çıktı? Hiç çıkmadı. Benim zamanım mı? 3-5 saniye sordu mu? Yok zaten orada hata var. O yüzden buna geçtim hocam. Yani baktım bir şeyler yanlış yapıyor. 0-4 alarak CHP'yi kaç saniye sordu? Çok düşük geldi hocam. 3-5 saniye sordu mu? Çok daha hızlı soğudu. Çünkü enerjiyi depolayacak. Yani çok küçük bir CHP alıyorsunuz. Havadan daha az. Bunun soğuması tabii kısa olur. Yani 3-5 saniyede biter. Ben bir de denklemi de sıfırdan kendim çıkardım şimdi. Türevini aldım. Yukarıda göremedim. Acaba orada mı hata yaptım diyorum da meğerse CHP'yi yanlış almışız. Hocam 0-4 alınca 4,5 saniyede soğuyor. Hocam ben bilemedim ama kitaptan CHP'ye 480 joule bölü kilo. Tamam, doğrudur. O zaman hocam 153.25 derece inmiş santigrat. Aynı mı şeyleriniz Emre'yle? Ben de 420 idi hocam. Ben de 480 yaptım. Tekrar hesaplıyorum ben de. Derece dedin değil mi? Bir saat. 3600 saniye. 88.87 derece bende oldu. Tamam doğrudur. Çeliğin yoğunluğunu 7850 aldım. 8055 aldım ben. Nasıl? 8055 aldım kitaptan. Tablo avuç. Bekleyeyim. Ben 7850 almıştım. 8055. 8055 neyi aldın? Hocam şey yoğunluğu. Çeliğin yoğunluğu. İstin. Çeliğin yoğunluğunu 8055 olarak koydum. 92.22 santigrat oldu şu an. Bilmiyorum şeyde şu alanda veya hacimde falan yanlışlık olmasın. Oğlum yapmayın bak böyle şeyler. Yarısını mı bileceğiz? Yazık olur. Formülüm doğru şu an. Ben senin dediğin değerlerle yazdım ben de. Hacimi nasıl hesapladınız? Hocam rho çarpı V. V'niz ne? V hocam şey işte kurenin 4 bölü 3 PR kare kub. Tamam. Alanda R kare. Evet. O L'in şey E'nin üzerinde eksi var. O eksiyi unutmuş olmayasın. Aldım onu ben. Aldın mı? Evet. Dur bakalım ben de yapayım. Hadi bir de ben deniyorum. Haşı ne demiştik? 7 mi demiştik haşı? Haşı 7 hocam evet. CHP'miz neydi? 8055. Ay pardon 480 dedik hocam. Ben de Maple açayım oradan yapayım. Adam böyle bir nerede benim o ya? Hayır, geç. Maple açtım. Maple'a formülümü yazdım. Şimdi değerleri atıyorum. Hacimim, alanım, kütlem. Ondan sonra CHP ne demişti şey? 480.
480. İşte ne verecekti bize? Evet, şey. 4 bölü R. R neydi? R'miz var. O da D bölü 2 diyelim. Diameter. R'miz de 0.01'di değil mi? Pardon, D'miz. Diameterimiz 0.01'di. Evet, şu değerler doğru mu? İnişi temperatürü 500 derece aldık. Ha, bir de ambient temperatür. Bir de ambient temperatür 25 mi almıştık? 25, evet. 25 aldık. H7 aldık herhalde. CB 480, D'miz 1 santimetre. Ambient temperatürümüz 25 santimetre. Çapımız yarısı, hacmimiz 4 bölü 3 pi küp. Alanımız 4 pi kare. Kütlemiz volume times yoğunluk dedik. Ondan sonra T'mizin denklemi bu. T inişik temperatürü eksi M bir temperatürü E üzeri H çarpı A M çarpı CP. Ha, CP'yi iyi yazdık, doğru. Artı T M bir temperatür. Buna göre benim denklemim bu. Ha, şu D'yi yazmışız. Evet, rho'yu yazmamışız. Rho'muz neydi? Rho'muz 8055 dedim ortası. 8000. Biraz büyük değil çelikçiye. Sanki daha yakın bu. Ben 7850 yapmıştım. Sanki öyle bir şey olması lazım. 7850 çelik için biraz büyük. Rho'yu yaptık. T'miz de buymuş. İnişim temperatürümüz T. Ha, burada en fazla yazmışız. 500 derece demiş. Evet, şimdi biz buradan şeyi çözeceğiz. Kaç dereceyi çözeceğiz? Neyi soruyorduk? Sol. Ne istiyorduk biz? 50 derece demiştik. T eşittir 50 derece için. Neyi çöz? T'yi çöz bana. Bu kadar saniye inmiş. Bunun şeyini bulalım. En son hesapladığım değer bölü 60 diyelim. Dakika olarak söylesin bana. Şöyle yapsın. O da 44 dakikada falan bir şey yapıyormuş. Soğuyormuş. 50 dereceye. Ya da eval diyelim. Kaç şeydi? Bir saat sonra mıydı? Bir saat. 3600 saniye. Veya T diyelim şuraya. T eşittir 3600 saniye olması için ise büyük T 33 derece falan düşüyormuş. Sizinki yanlış oldu. Benimki mi yanlış? Yok hocam, yani size göre bizimkiler yanlış olmuş oldu. Hatam var mı gördüğünüz kadarıyla? Şu formüle bakayım. Ben de yapıp hata yapmış olabilirim. Geçer dedik, diyemedik. Neyse. Hocam şu Maple'ın bir kursu var mı ya? Biz de katılalım. Öğrenelim bunu yani. Bilmiyorum. Ben hesap makinesinden yazdım bir tane formülü. Şimdi ikinciyi yazmak için sıfırlamam lazım. Ben sıfır kullanayım mı? Efendim? Sıfır kullan. Restart yaptım. Hafızayı sildirdim. Başa aldırdım. Daha önce değerleri, değişkenlere değer atamıştık ya. Onları iptal ettirdim. Şimdi şu formülü mü kontrol edeyim? Önce formülü anlayayım. Formülde bir problem yok değil mi? T eksi T en bir temperatür bu tarafa gitti. T en bir de bu tarafa gitti. T inişir temperatür eksi T en bir temperatür E üzeri eksi H çarpı A çarpı N çarpı CP. Formülü doğru. Değil mi? Formülüm doğru herhalde benim bildiğim. Gördüğüm kadarıyla. Hocam orada H çarpı A'yı M'ye mi bölmüş oluyorsunuz o slash'la? M çarpı CP'ye. M çarpı CP değil ama M bölü CP değil mi orası formüle yazdığınızda? Formüle ne yazdım? M çarpı CP geldi. İşte cismin en tartısı. Hayır, satırda M bölü CP yazmıyor mu? Yanlış mı görüyorum hocam? Ha, bu şey için işte yaptığımız şimdi. Şöyle yapsaydık olurdu. Böyle yaparsam yukarıda almam lazım.
Tamam. Ha. MAPLE'ın özelliği o. Yok, matematik formlamanın özelliği. MAPLE'ın değil. Bütün sanki M bölü CP gibi duruyordu da hocam. Tamam. Bütün programlama dillerinde öyledir. Onu yazarken ben böyle yazdım. Doğru olduk. Yani kolay anlaşılması için böyle yapıyorum. Şuraya da parantezitemin bizim derste yazdığımız gibi olsun. Değerlerimiz bunlar. Bunlar için işlem yaparsak diameter vardı. Hacmi ben şeyden buluyordum. Volüm 4 bölü 3 pi re küp. Surface area'da küre olduğu için 4 pi re kare dedik. Diameterimiz 1 santimetreymiş. 2'ye bölü yarı çapı bulduk. Eklemlerde yerine yazdık. Volüm çarpı rho'dan da kütleye geçtik. Bunları buraya yazdık. CP'miz bu. Initial temperature'ımız bu. Neyse bu herhalde doğru diye tanımlıyorum değerler. Bu değerler ışığında hesap ettiğimiz şeyler de bunlar. Evet, restart yapayım. Şöyle şuraya kadar yeniden geleyim. Şimdi şunu çizelim bakalım biz bir. Şuraya birkaç satır açayım ben. Soğuma eğrisini çizilmek istersem o nasıl bir şey olacakmış. Plot temperature versus with time. Time echoes from 0 to... Kaç saniyede soğuyordu bu? 44 saniyeydi. Ay, 44 dakika sizin hesabınıza göre. Tx diyelim. Tx'i bize bu atasın. Kendisi bulsun. Şunu şuradan copy yapayım. Şurayı açtım. Şurada elde ettiğim sonucu bir değişkene atadım. Şimdi soğuma eğrisini T final'dan TX'e kadar çizdireceğim. Bütün soğuma sürecince buradaki sıcaklık değişimi nasıl oluyormuş onu göreceğim. Evet, şöyle bir şey oluyormuş. Bunu 1 bölü 1 ölçeğinde çizersek şöyle bir şey oluyormuş. Sıcaklık sıcaklığın zamanında değişimi şöyle bir şey. Buraya 100'den değil de 25 dereceden başlasaydık daha iyi olurdu. Ben şöyle bir şey de çizebilirim. Şu eğri içerisine bir tane curl bracket açıp T virgül T ambient'ı çizdireceğim. İkisini beraber çizdireceğim. İşte ambient temperature aşağıda gördüğünüz gibi. Bu da buradan geliyor. Cismimizin soğuma şeysi bu. Anlık sıcaklık düşünürüm bunlar. Şu şekilde göründüğü gibi. Tamam mı? Uyum saatte 12.3 elde etmişiz. Yani buradan şu formundan karşınıza değişik şekillerde sorular gelebilir. Neler gelebilir? Sıcak zaman verir, sıcaklık istenir. Cismin kütlesi istenir. Çapı istenir. İşte 50 dereceye şu kadar saatte soğuyabilmesi için bu cismin çapının büyüklüğünün olması gerekir denebilir. Ne denebilir? Isı taşının katsayısı istenebilir. Yani siz bu cismi alırsınız, şöyle bir soğuma eğrisi çizdirirsiniz. Şunu deneysel olarak elde edersiniz. Zamanı sıcaklığa bağlı şeysi elinizdedir. Değerler elinizdedir. Yani şu elinizdedir. Ölçülmüş değerdir. Mouse'umu görüyorsunuz değil mi? Şu fonksiyonu siz ölçtünüz diyelim. Burada bilinmeyen bir tekne kalmıştır. H kalmıştır mesela. H'ı şey yapabilirsiniz. Şuradaki H'ı şöyle alayım. Eğer T'yi, temperature'u ve sıcaklığı biliyorsanız bu denklemde bilmediğiniz bir tekne vardır. H vardır. Bunu zamana göre, çünkü H değişkenlik gösterebilir, bir cisim soğumaya bırakırsanız şuradaki haşı zamanla değişimini, zamana bağlı değişimini çıkartıp buradaki haşı şey yapabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Yani bir cismin etrafındaki ısınışını ölçmek yöntemlerden bir tanesi de budur. Eğer cisim lambıkladıysa bizde böyle bir laboratuvar da denizeti var. Yok, bizde yok. Bizdekinde buna bakmıyoruz. Anlaşıldı. Evet, bunu kapatıyorum. Şimdi zamanı bayağı bitirdik.
Üç kişi mi yaptı? Diğerleri yapmadım ya. Ne yaptık da hocam? Yanlış oldu. Nerede yanlış yaptık? Ben mi yanlış yaptım acaba? Hocam bilmiyoruz. Yani. Hocam bir sınav galiba. Sınav da böyle oluyor. Yapmayın sınavda da. Yani işte bildiğiniz bir şey. Elinizdeki denklemler böyle. Hemen yani bu kadar farklı cevap yapmayın ne olur. Evet şu kitaptan devam edelim. Kitap üzerinden. Kitabı paylaşıyorum. Görüyor musunuz? Evet görüyorum. Evet şimdi Jean Babst nasıl okuyor? Babst mi okuyor? Şu nasıl okuyor Fransızca? Biot bu işin piri. Zamana bağlı şeyi soğumayı bu adam şey yapmış. Önümüze koymuş. İşin şeyini. Lambert System Analysis işte eğer cisminiz içinde şöyle bir cisim uymaz mı? Eğer sıcaklık dağılım falan oluşmuyorsa heat transfer intubatiye doğru delta time enerji üretimine eşitse şu eşitliği yazabiliyorsak içerisindeki sıcaklık farkını bertaraf yani cisim içerisindeki sıcaklığı hemen hemen her yerde aynı kabul edebiliyorsak biraz önceki yaptığımız analizlerden şöyle bir denkleme geliyoruz. Yani bizim aradığımız fonksiyonumuz T'mizin, cismimizin zamana bağlı sıcaklık değişimi şöyle bir fonksiyon oluyormuş. Biraz önce şey yapmıştık. Şuradaki B katsayısı B dediğimiz şey neydi? Şu denklemde şurasında B demiş. Şu önemli. Zaman sabiti time constant dediğimiz şey H çarpı A çarpı O çarpı B C B C. Oraya B diye ifade ediyor. Şuraya şuradaki sabiti B diyoruz. Ondan sonra H çarpı A bu aşağıya getirmiş. H çarpı A işte R çarpı C B M çarpı C P demek burası. Şimdi şurada bir grafik var gördüğünüz gibi. Aynı şartlarda aynı sıcaklık değişiminde B'yi değiştirerek farklı B'ler için çizim yapmış. Ne görüyoruz burada şu grafikte? B değerin büyümesi ya da küçülmesi cismin B'yi nasıl değiştiriyor? Eğimini değiştiriyor hocam. Yani eğimini değiştiriyor. Burada ısınmaya bakmış. Fark etmez. Soğuma da aynı şey olabilir. Burada cisim ısınıyor burada. Fark etmez. B'nin büyük ya da küçük olması ısınmayı, ısınma süresi ne yapıyor? B büyüdükçe, type constant büyüdükçe cisim daha çabuk ısınıyor. Değil mi? Heating period azalıyor. Kısalıyor gördüğünüz gibi. Daha kısa bir zamanda çevreyle denge haline geliyor. B değeri şey oldukça, küçüldükçe de bu olay ne yapıyor? Gecikiyor. B1 küçük, en küçük B1 şurası çok geç ısınmış. B büyüdükçe cisim ne yapıyor? Daha çabuk ısınıyor. B ne kadar büyükse cisim ne yapacaktır? O kadar daha çevre sıcaklığına ulaşacaktır. O önemli bir parametre, çok önemli bir parametre bizim için. B sabit dediğimiz buradaki time constant dediğimiz neyle alakalı? B'nin büyük ya da küçük olması şuraya bakarsanız. Ne zaman B büyük ya da küçük olur? Belirleyici olan nedir B'de? Time constant'ında. Hocam şey cismin yoğunluğu ya da cismin yoğunluğu ya, heat kapasite şurası nedir bizim? M çarpı CP'ye biz heat kapasite deriz. C ile cismin ısır kapasitesi ne kadar büyükse o cismin time konstantı ne yapacaktır? O derece azalacaktır. MCP büyüdükçe H'a da bağlı da elimizde bir cisim var, sabit bir cisim varsa o direkt onun şeyle alakalı. MCP'si ne kadar büyükse B katsayısı da o kadar azalacaktır. B'nin o kadar azalması demek cismin dengeye, denge sıcaklığına ve soğuması, yani soğuma hızı o kadar yavaşlayacak. Daha yavaş soğuyacaktır. Ya da daha hızlı şey yapacaktır. Soğuyacaktır. H çarpı A'ya da bağlı. A genelde sabit. H değişken olabilir. Ama esas bu da belirleyicidir. H çarpı A büyüdükçe yani taşınım kabiliyeti arttıkça C büyüyecektir, B büyüyecektir. Cisim daha çabuk bir şey yapacaktır, ısınacaktır. Bu sabit önemlidir. Şöyle önemlidir. Genelde biz işte sıcaklık ölçümü yaparız. Elimizdeki termometrelerle, bilmem nelerle. Sıcaklık ölçümü yaptığımız zaman ne bileyim termometreyi aldınız.
Şurada bir yerde vardı galiba onunla alakalı bir şey. Onu arıyorum. Bulamadım yerini. Yok gitti. Buraya bulamadım. Mesela işte termometreyi aldınız. Ne yapacaksınız? Siz sıcaklık ölçeceksiniz. Termometreyi ucu sıcaklığımızı ölçeceğiz. Bugünlerde çok moda diyelim. Elimizde eski tip bir balk termometreyle biz şeyimizi ölçeceğiz. Vücut sıcaklığımızı ölçeceğiz. Ne yapıyoruz? Bununla biz böyle bir termometre var elimizde. Elimizde şu termometre var diyelim. Onunla götürüyoruz biz ne yapıyoruz? İşte bir yerdeki bir ortam sıcaklığını ölçüyoruz. Değil mi? Bu ölçüm yaparken ne yapıyoruz biz? Yani bir hastanedeki bir hemşirenin böyle bir termometreyle bir hastanın vücut sıcaklığını ölçmesini görmüşsünüzdür. Gerçeğinde de görmüşsünüzdür. Filmlerde de görmüşsünüzdür. Kendiniz de yapmışsınızdır evinizde. Şimdi artık pek gerek bunlar kullanılmıyor. Pek devreleşik bağdaşı elektronikler var. Hocam hastanede de termokapı kullanıyorlar. Genelde. Bunları da görmüşsünüzdür herhalde filmlerde falan. Ben hiç görmedim yani. Hiç görmediniz mi? Gördüm hocam, gördüm ben. Böyle bir termometreyle vücut sıcaklığı ölçümü yapan birini görmediniz mi? Yani vücut sıcaklığı ölçmediniz mi? Hocam şöyle ağza konuluyordu galiba işte oradan. Ha, ağza konuluyordu evet. Bir şey işte ne bileyim koltuk altına koyar bilmem neresine koyar. Camdan olanlar değil mi ince? Camdan olanlar gibi. Evet. Öyle bir termometreyle ölçüm yaparken ne yapıyorlar o ölçüm yapan kişiler? Hatırlıyor musunuz? Onu alırlar şöyle bir sallarlar. Termometreyi ellerine alırlar. Bilmiyorum kamerada görüyor musunuz? Evet. O termometreyi şöyle bir sallarlar bunlar. Hatırladınız mı o manzarayı? Ondan sonra hatırladım hocam da. Ondan sonra ölçecekleri yere bırakırlar. O sallama hareketi ne sağlar bize? Yani termometrenin içinde CO vardır. Bu şekilde bu şuradan böyle sallanır. Nasıl sallanır? Şöyle buradan böyle sallanır. Sağa sola sallanır. Şöyle bir merkezden. Sallayarak biz ne yaparız? Hocam içerideki sıvı hareketlenir. O da yalnız iletim değil. Herhalde onu bekliyordum. Ama yani çok kılcal bir şey yani. Tuzak kurdum. Tuzakta seni bekliyordum. Hayır hocam işe yarar mı bilmiyorum. Herhalde o yüzden sallıyorlar. Yarar mı lan işe? Bence yaramaz. Burası komple sıvı dolu burada. Bunu ne kadar sallarsan salla. Buradaki merkezi kuvvet bu şeyi sıkıştırır mıydı? Atar mı? Yani durduğu kapta oda sıcaklığından daha düşük oluyor. Daha böyle soğuk alıyor. Salladığımız evet. Zaman oradaki, salladığımız oda zaman sıcaklığına mı getiriyoruz? Salladığımız zaman ne oluyor? Evet amacımız ne? Vücut işte A hastasını aldınız. Başka bir hastanın ölçümünü şey yapacaksınız. Onun değerlerini diğer hastaya taşımak istemiyorsunuz. Oda sıcaklığına getiriyoruz. Oda sıcaklığına getirip ondan sonra yeniden takacaksınız. Ölçeceksiniz. O sallama hareketi ne yapar? Taşınım yükseltir. Taşınım yapıyor. Efendim? Evet. Taşınım yapıyor. H çarpı A'yı büyütüyorsunuz. A'yı büyütemiyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Sallama hareketini H'i büyütüyorsunuz. Ve H'in büyümesiyle beraber neyiniz büyüyor sizin? B'niz büyüyor. B büyümesiyle beraber de ne oluyor? Taşınım artıyor. Taşınım artıyor. B büyüyor ve termometrenin denge sıcaklığına gelme süresi ne yapıyorsunuz? Kısalıyor. Kısaltmaya çalışıyorsunuz. Oradaki sallama hareketi bunun neyini arttırır sizin? H'inizi arttırır. Bir termometre alacaksınız. Ne ölçeceksiniz diyelim? Gerçekten bunu yoğun bakımda kullanacaksınız. Yani hastadan hastaya direkt ölçüm yapacaksınız veya ne bileyim adamın vücut sıcaklığı sürekli değişiyordur. Onu ölçmeniz lazım. Yani vücut sıcaklığı değişimini takip etmek istiyorsunuz. Bu B sabitinin büyük mü olmasını istersiniz, küçük mü olmasını istersiniz? Çok sık kontrol edeceksen B sabitinin yüksek olmasını isterim. Çok büyük olur. Bu ise B sabiti ne kadar büyük olursa hastadaki sıcaklık değişimlerini o derece hızlı takip edersiniz. B sabiti ne kadar şey olursa, pardon ne dedim ben? Evet, B sabit ne kadar büyükse buradaki yani termometrenizin içinde bulunduğu ortamdaki sıcaklıkları değil takip etme hızı, aradaki gecikme yani ortam sıcaklığınız diye şöyle değişiyor. Ortam mesela nefes alıp veriyorum ben. Nefes alıp verirken sıcaklığı ölçmek istiyorum. Çünkü
O sürede sürekli olarak sıcaklık değişiyor. Yerimden gelen sıcaklık sürekli olarak değişiyor. Alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum. Oraya ben bir termometre koymak istersem, oradaki bu sıcaklığı ne yapacak benim? İşte nefes alırken yüksek bir sıcaklık çıkacak, şöyle diyelim böyle. Verirken de, pardon, alırken soğuk bir şey gelecek, soğuk bir havayı içime çekeceğim ben. Şurası termometre ise. Soğuk bir havayı çekeceğim 25 derecelerde. Vermeye başladığım zaman sıcaklık birden yükselecek. Ondan sonra bu böyle şöyle bir şey olacak. Pilot çizecek. Nefes alıp verirken. Ben buraya kullanacağım, bu eşit için kullanacağım termometrenin B sabiti ne kadar işte şey olursa, büyük olursa ben bu ölçümde yapacağım şeyler o kadar şey olur. Bu şöyle nasıl gecikecek? Bu işte muhtemelen inemedi, daha soğuyamadı. Daha yüksek sıcaklıklar verecek. Çekmeye başladım. Geç geldi. Geç cevap verdi. Ondan sonra tam ısınamayacak. Bilmem nerede kalacak. Şöyle hep bir faz farkı olacak. Şurada aşağıda benim ölçeceğim sıcaklıkla gerçek sıcaklık arasında bir zaman farkı ne yapacaktır? Oluşacaktır. Bu zaman farkını bu B yani termometremin zaman sabiti çok etkilidir. Zaman sabiti ne kadar büyük olursa bu fark azalır ve sizin ölçtüğünüz sıcaklıklar, ölçmek istediğiniz sıcaklıklarla ne bileyim işte ölçmeye başlar. Ölçme aleti alırken özellikle dinamik ölçüm yapacaksanız, zamana bağlı ölçüm yapacaksanız bu tip öğretilerde zaman sabitine mutlaka bakmanız lazım. Zaman sabitiniz nedir onu bilmeniz lazım. Zaman sabitinin küçük olması bizim için, pardon büyük olması çok 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 önemlidir. Zaman sabitinin büyük olması için ya iğiniz büyüyecek, alanınız büyüyecek. Yani çok keyfi bir şey değil. Ben termometrenin o sensör kısmını çok keyfi olarak büyütemem. Haşınız büyüyecek, o da durumdan duruyor. Benim elimde olan bir şey değil. Termometreyi, ıslaşım kasesi büyük olan yerde de ölçme yapabilirim, küçük olan yerde de ölçme yapabilirim. Bu benim elimde olan bir şey değildir. Ölçüm yeriyle alakalıdır. Benim elimde olan yer neresidir? Şurasıdır. Alanı büyük olacak, ρ'su ve cp'si küçük olacak. Alandan ziyade m çarpı cp'si, yani benim şeyimin ısıl kapasitesi, termometre yaptığım sensörümün ısıl kapasitesi ne kadar küçük olursa, yani soğuması ve ısınması esnasında alıp vermesi gereken enerji de o kadar az olacaktır. Dolayısıyla çevre sıcaklığıyla arasındaki takipteki o meydana gelecek olan faz farkı, zaman farkı da ne yapacaktır? O derece azalacaktır. Önemli bir şey de sabittir. Bunu şey yapın, bilin bunu. Dedik geçtik. Dersimizi de zaten bitirmişiz. Evet, şu analizi yapmıştık. Buradan derfor bilmem ne maksimum enerjimiz şudur budur. Kritik. Lambert body için bizim şeyimiz ne? Kritik durumumuz ne? Ne zaman biz bunu kullanabiliriz? Ne zaman kullanamayız? Onu da biot lambert dediğimiz şeyle şey yapıyoruz. Bizim yukarıdaki şu B sabitinde ne vardı bizde? H çarpı A vardı. Ondan sonra M çarpı CP'ydi. Rho çarpı CP çarpı hacim olarak yazarsam şu ikisinin oranı nedir bir nevi? Hacim böyle alan neyi verir bana? Bir boyu verir, thickness'ı verir, bir kalınlığı verir. Buna şey diyorum, işte kritik thickness diyorum, critical length diyorum. Critical hacim bölü L oranında şu denklemde, işte şunu şuradan alıyorum. Buraya 1 bölü L critical diye bir şey haline dönüşüyor benim bir şey. Ondan sonra bu L critical benim işte neyim belirliyor benim? Kalınlığımı belirliyor. Enerjimin ileteceği boyu belirliyor. Eğer elimde bir plaka varsa, işte plakayı ben aldım, ısıttım, soğumaya bıraktım. Ne bileyim bir defter yaprağı gibi, bir kitap gibi plakayı aldım, ısıttım, soğumaya bıraktım. Soğurken bunun bir miktar enerjisi sağ tarafa gidecektir. Bunun içindeki bir miktar enerjinin de ne tarafa gidecektir? Sol tarafa gidecektir. Şurada iletim esnasında kat edilen yol tamamen plakanın kalınlığı değildir. Enerjinin yarısı şu yolu geçecek, yarısı da diğer yolu geçecektir. Yani iletim direnciyle geçmemiz gereken thickness kalınlık şu yarı kalınlıktır. Buradaki şu critical length dediğimiz şey de bu yarı kalınlıktır. Critical ya iletim direncinden bahsederken kullanacağım kalınlık da bu yarı kalınlıktır. Biot number'ı ben şu şekilde tanımlıyorum. Biot number işte bunun çıkartılışını gelecek hafta görürüz.
ısı taşınım katsayısı çarpı L kritik thickness, plakamızın kalınlığı değil bakın. İletimin gerçekleştiği kalınlık. İletimde işte düz bir plakada yarı yarıya, yarısı sağ tarafa, yarısı sol tarafa gider. Gel bakalım, hoş geldin. Ondan sonra o kritik kalınlık çarpı taşınım katsayısı cismimizin dışındaki taşınım katsayısı, şuradaki taşınım katsayısı bölü içerideki şey, K'sı. Şu L'yi ben buradan silip şunun altına yazabilirim. K bölü L şeklinde ne yapabilirim ben bunu yazabilirim. K bölü L dediğimizde bizim neydi? İletim şeyimizdi. L bölü K pardon. İletim direncimizdi. Burada şu biot number önemlidir. Bu number, biot number sıfırsa benim yukarıda yaptığım analiz mükemmel derecede şeydir, doğrudur. Exact şeydir, %100 doğrudur. Biot number büyüdükçe, yani benim içerideki iletim direncim ya dışarıdaki taşınım direncim iyileştikçe ben bu verdiğim yöntem doğru cevap vermekten uzaklaşır. Yani L critical thickness için işte şeylerde almamız gereken şeyler, mesafeler şurada bir belirtilmiştir. Yarı çapı sıfır olan bir silindirde ya da işte kürede bir plakada yarı thickness, plakanın yarı kalınlığı bizim şeyimiz. Critical thickness'ımız. Silindirde R bölü 2'si, kürede de R bölü 3'ünü almamız bize yükleniyor. Onu almamız gerekiyor. Biot number dediğimizde işte convection direnç, taşınım direnci bölü iletim direncidir. Burada işte bahsetmiştik daha önceden. Taşınım direnci bölü iletim direncinin ne zaman işte sıfır olması halinde exact çözüm elde ederiz. Biot number sıfırsa veya sıfıra ne kadar yakınsa bizim çözümümüz o kadar, yukarıdaki analizin verdiği cevap o derece exact'tır, kesindir. Biot number büyüdükçe bunun şeysi doğruluğu bozulur. Nerelerdeydi? %0.1 defa herhalde %15 doğruluğa ulaşıyordu. Ondan sonrasını kesmişiz. Biot number 0, yani biot number 0.1'den küçük ya bunu kullanın. Buradaki hatamız, o civarlardaki hatamız %10-15 mertebelerinde. Bu da kabul edilir. Çoğu olayda kabul edilebilir diyelim. Her yerde etmeyecekseniz, bu size bu hata size büyükse, o zaman bu yaklaşımı kullanmayacaksınız. Gidip işte bir sonraki şeydeki yani çok boyutlu ısı iletimini kullanacağız. Yani d kare x kare bölü d 1 bölü alfa dt bölü t'den elde ettiğimiz çözümleri kullanacağız. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa, şu hata sizi rahatsız ediyorsa, ama biot number aşağı indikçe de, küçüldükçe de bu hata ya sıfıra doğru yaklaşır. Bir şey yoktur, bir sıkıntısı yoktur. Biot number 0.1'den yukarıda bunu kullanmayın. Biot number 0.1'den aşağıya kullanın. O civarlarda katağımızda %10-15 mertebelerinde biz ne yapıyoruz? Hata yapıyoruz. Onu bilelim. Bu kısımları okuyorsunuz dedik. İşte solid body conduction bilmem ne. Tersin başında anlatmaya çalıştığımız şeyler. Şu kritik şeyle alakalı açıklamalar. İşte neden böyle oluyor falan diye. Onları kısımlar. Biraz önceki yaptığımız örneği bir daha çözün. Şu biot number'ımız 0.1'in altına düşüyor. Hesaplayın bakayım o şeydeki biot number'ımız. Biz 0.1'in altına düşüyor mu? Murtaza'la tekrardan çözdük. Sizin değerleri bulduk hocam. Şey o biot number hesaplayın. Dur bakalım bizim değerlerimiz ne kadar doğru. Kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Biot number'ımızın 0.1'den küçük olması lazım. Çekim ısıretim direncini, iletkenlerini kaç alın? İşte 50 falan alın. Ya da 20'den 50'ye çok şey değişir aslında. Paslanmaz çelik dedik. Paslanmaz çeliğin ısıretim katsayısına bir bakın. Ondan emin olun. 50 civarında olması lazım diye tahmin ediyorum. Biot number'ı bir uygulayalım bakalım doğru mu? Hocam 8 civarıymış. Kaç? Ha, bir dakika. Hayır, bir saniye. Çok düşük 8 olmaz. Yok, birim yanlış hocam. Hocam, isteğimiz stills bakıyorum 15.1 diyor mesela 14 diyor 13 diyor. O civarlarda da olabilir. Yani bu çok değişkendir. Çelik çok tehlikeli bir malzemedir. Stransfer evet, çelik çok tehlikeli. 15 içerisindeki alaşıma göre
Evet. Çok değişkenlik gösterir. O değerlerden başlar 50-60'a kadar çıkar. Ne olur ileride sessiz olun. Eğer iletim direnciniz önemliyse, transferiniz oradaki iletim direnci domine ediyorsa, o kullanacağınız malzemelerin, ısıretin katsayılarından emin olun. İnternetten, kitaptan, oradan, buradan aldığınız iletim direnci, iletim katsayılarından hesap yapmayın, proje yapmayın. Hesap yapın da değil, proje yapmayın, onu uygulamaya aktarmayın. Evet, buna göre kullanın bakalım. Haşımız kaçtı? Ne demiştik haşa biz? Efendim? Haşımız 7 hocam. Haşımız 7 idi. Çarpı 1 bölü 6, 1 bölü 6 çarpı çapımız 1 santimetre bölü oradaki şeyimiz işte neydi? İletimiz direncimiz 20 mi demiştir? Ne demiştiniz? Oradaki biyotman bunu bir hesaplayın diye. Hocam niye çap? Yarı çap değil mi? Yarı çap değil. Buradaki kriteri kullanacağız. Buradaki 1 bölü 3'ü demiştim, onu kullanacağız. Duvarda çünkü şey yaptık ya, tam ortadan sağa. O öyle de burada böyle denmiş, onu kullanacağız. Tamam. Şuradan da bakarsanız oradan 1 bölü şey çıkıyor. 1 bölü 3 ya da 1 bölü 6 çıkıyor. D kritikal hacime bölmüş ya. Hacim alana bölmüş ya. 7.77 çarpı 10 üzeri eksi 4. Efendim? 7.77 çarpı 10 üzeri eksi 4. O 0.1'in çok altında. Evet. Kullanabiliriz. Bu bayağı doğrudur. Yani 10 üzeri kaç? 0.0 kaç olarak 10 üzeri? 7.77. Yani binde bir, binde yedi mertebelerinde. 10 üzeri eksi 4 dedin herhalde. Evet hocam. 10 binde yedi mertebelerinde kullanırsınız. Yani gayet de şeydir. Bu istiyorsanız deneyin. Böyle bir malzemeyi alın. Soğutun, hızına bakın. Ölçtüğünüz değerler, hesapladığınız değerler arasında neredeyse örtüşür. Birebir örtüşür. Bir sıkıntı oluşturmaz. Tamam mı? Anlaşıldı. Ha, benim deminki arada bir şey düşündü. Termokupul teli alacağım. İşte bunun burada... Zaman sabiti benim için çok çok önemlidir. Zaman sabiti ne kadar küçük olursa faz farkı, gecikme, çevre sıcaklığındaki değişme, çevrenin sıcaklığıyla termometrenin gösterdiği sıcaklık arasındaki faz farkı, yani gecikme farkı o derece az olur. Zamana bağlı ölçüm yapacaksanız, transient veya dinamik ölçüm yapacaksanız time sabiti, zaman sabiti önemlidir o şeylerin altında. Bunun mümkün olduğunca küçük küçük olması gerekir. Malzemenin tam zaman hocam Junction'da genelde oraya bir şey lehimliyorlar. Özel bir malzeme. Nerede? Tam şu termokapıl iki farklı materyalin birleştiği nokta var ya. Tam o noktaya genelde üzerine şey yapıyorlar. Farklı bir malzemeyle lehim atıyorlar orada. Yani o hoş değildir. Şeyi CHP'si... Arada iletim direnci oluşturur. O malzemeyi kullanmak, kılıf kullanmak. Yani eğer zamana bağlı ölçüm yapacaksak iyi değil de direnç getirir. Isınmanızı geciktirir. Eğer kritik çapın üstündeyseniz, kritik çapın altındaysanız da iyidir. Enerji alıp vermenizi azaltır. Hani dışarıdaki taşınım direncini azaltır. Bak, bir de şey var. Kritik çapını hiç hesaplamadım. Aslında baksak iyi olur ama. Kritik çapın şeyi de önemli burada. Eğer kritik çapın altındaysanız burayı büyütün. Dışına hem malzeme ile büyütün. Burayı bir şeyle kapatın. Dolayısıyla orada yüzey alanını büyütürsünüz. Direnç, iletim direnci getirmediğiniz sürece yüzey alanınız büyür, taşınım direnci küçülür. Dolayısıyla transferiniz artar. Transferiniz artması demek gemilere yüklemeniz daha iyi oluyor demektir. Büyütmanmanıza daha iyi yaklaşırsınız demektir. Kritik çapın altındadır bunlar. Buradaki çaplar küçük çaplardır. Hani kütleyi az tutmak için mümkün olduğu küçük tel çapları kullanılır. 0.1 milimetre bilmem neler. Elektrik arc kaynağıyla çok ince teller birbirlerine kaynak edilir. Şurada bir tane kürecik oluşur. Benim laboratuvarda var. Bir şey kullanabilirsin sen onu. Termokapı tellerini kaynak edebilirsin. Arc kaynağı mı var laboratuvarda? Evet var. Bu termokapı yok. Termokapı tellerini kaynak etmek için bir şeyim var. Kaynak makinem var. Termokapı bende. Termokapı bende de var hocam. O telleri kaynağa gelecek makinem var. Elektrik arc kaynağı. Argon gazı altında. Ya o orayı kaynatıp bırakmıyorlar genelde. Üzerine bir lehim, bir pasta atıyorlar. Yani atmamanız lazım. Lehim başka bir malzeme karıştırmamanız lazım da. Öyle koruyucu yapabilirsiniz. Koruyucu yapılan muhtemelen. Koruyucu yani. Yapabilirsiniz olur. Hani korozyon morozyon şuna buna dayanmaması için bu kanıtlar için koruyucu yapabilirsiniz. Evet, dersimiz bugünlük bu kadar yeter. Çarşamba günü herhalde buradan devam ederiz. Hocam akşamlar derste olacak değil mi? Olacak olacak. Tamam, gruplara yazayım da haberler olsun. Yok mu biliyorduk da? Yani sınav haftası ya, belki olmayacağını düşünen de falan olabilir. O saatte sınavınız var mı? Bu hafta mı?
Yani benim akışkanlar mekaniği dersinde bir sınavınız var mı o saatte? He, bilmiyorum hocam. Yoktur muhtemelen. Çünkü diğerleri yapmıyor mu? Hani sınav haftası diğer hocalar ders yapmıyor mu? Yok hocam, hepsi yapıyor sıradan. Bilmiyorum ki, belki öyle düşünen vardır diye yazayım dedim. Öyle bir uygulama varsa, benim öyle bir karar aldıysa benim haberim yok, ben de yapmayayım. Ama öyle bir karar yoksa... Yok, yapıyor hocam diğer hocalar. Tamam, o zaman biz de yaparız. Sınavın ilk saatinde ders bile yapıyorlar hocam. Sonrasında aynen, yapıyorlar. Sınav bitiyor, derse giriyoruz. Kim yaptı, hangi derste yaptınız onu? Okan Hoca, Şenol Hoca. Önce ders yaptı, ikinci saatinde sınav yaptı hocam. Bizim zamanımızda öyleydi, bizim öğrencilerimizde. Biz sabah giderdik, 1-2 saat ders yapardık, ondan sonra sınava girerdik. Veya sınava girer, peşine derse girerdik. Çok şey, çok kötü ya, bana yapmam yani, canını sıkmayın. Yani öğrenci olarak o tuhaf bir şey, o dersin bir anlamı olmuyor. Ama şu olurdu, bazıları da şeyden sonra, sınavdan sonra soruları cevaplandırırdı. O çok faydalı oluyordu. Onu belki yapabilirim. Yani soruların cevaplarını tartışabiliriz hep beraber ki öğrenmenin en zirve olduğu an o andır. Sınavdan sonra o soruları değerlendirmek size çok 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 şey öğretir. Ne olur onu yapın. Ders yapmasak bile gidin işte 3-5 arkadaş orada burada şu nasıl olacaktı, bu nasıl olacaktı diye bu tartışmayı mutlaka yapın. En güzel öğrendiğiniz an o andır. O anı başka şeylerle harcamayın. Başka şeyler yaparak, başka faaliyetler yaparak gidip sağda solda eğlenerek bilmem ne yaparak harcamayın. 100 alsanız da 0 alsanız da sınavdan 100 de beklesiniz, 0 de beklesiniz mutlaka onu yapın. Sınavdan sonraki, yani çok düşünmüşsünüz, kafanızı yormuşsunuz, kafa cevap bekliyor, ben bunu neydi diyor. Yani bir sürü şey yapmış, doğru mu doğru değil mi deyip git bana bunu öğren diye kafanızda bir merak var. O merakı karşılayın, kafanızdaki o beyninizdeki o merakı karşılayın, onu yatıştırmayın, onu bastırmayın. Onu geciktirmeyin. Tamam, bırakıyorum o zaman, yoruldum zaten. Hocam. Efendim. Kitaptaki bir sayfaya bakabilir miyim? Bendekindeki paragrafı bulamadım da. Şu kritik sayfa? Uzunluğu yazdığımız yer var ya. Kaçın sayfa? Bende sizde farklıdır. Bende 212 ama. Ha, şu andaki yaptığımız şey mi? Evet evet. Şu termokupunun üzerindeki şey. Evet. Şurası mı? Ha, o, orada bu bahis kesmemiştir. Ben onu söyledim hani. Örnek olarak. Ekranını göremiyorum hocam şu an. Pardon. Paylaşalım. Burası mı? Bir üstteki şu L uzunlukların oranları falan vardı ya hocam. Bir sayısıyla kriterye Lampert. Şu. Bir sayfa yukarısı. Dur da bana. Evet hocam, burası. Bende buralar yok. Sanırım kitap basımı farklı. Zannetmiyorum, vardır ya. Şu L kriterinin ne olduğunu mutlaka söylemiştir. Hacim bölü. Bizim denklemimizdeki şu hacim bölü neredeydi o denklem? B'deki hacmi, ha şuradaki hacim bölü alana L kritik diyoruz. Oradan geliyor. Bende dördüncü basım var. Sıla 228. sayfada. İşte bende 212'de. Muhtemelen benim biraz daha eski olabilir. İkinci basım seninki. Vardır. Ben sayfalar yerler değişebilir ama vardır. İkinci. O zaman farklı yerdedir belki. Aynen, olabilir. Teşekkür ederim hocam. Ekran görüntüsü aldım da o kısmı. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler, görüşmek üzere. Bay bay, kendinize iyi bakın. İyi günler hocam. Görüşürüz hocam. İyi günler. İyi günler hocam.